Değerli konuklar, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ev sahipliğinde Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı TOSYÖV işbirliğinde ve Logo Yazılım Çözüm Ortaklığı'nda gerçekleştirmiş olduğumuz dijitalleşmenin kaldıraç etkisi konulu konferansımıza hoş geldiniz. Programımız açılış konuşmalarıyla başlayacak olup etkinliğimizin çözüm ortağı Logo Yazılım Satış Müdürü Sayın Cem Yılmaz'ın dijital ve yeşil dönüşme liderlik başlıklı sunumu ile devam edecek. Ardından İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü ekonomist yazar Sayın Profesör Doktor Emre Alkin'in muhasebeden finansal planlamaya geçmişten geleceğe dünya ve Türkiye konulu konferansını gerçekleştirmek üzere kürsüye kendisini davet edeceğiz. Programımız dahilinde sözü değerli konuklarımıza vermeden önce etkinliğimizin açılış konuşmalarını, selamlama konuşmalarını yapmak üzere öncelikle Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Sayın Hüseyin Halil'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Evet, küçük bir elektrik çarpması arkadaşlar. Enerjiniz buraya kadar gelmiş. Çok güzel. Değerli konuklar, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanım Sayın Nezih Kuley'in, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhsin Koç Aslan, Logo Yazılım Kanal Satış Direktörü Sayın Alto Özmen, değerli meslektaşlarım, KOSGEB Bursa Başkanım, değerli meslektaşlarım, saygıdeğer TÜRMOP Yönetim Kurulu üyem, hepinize hoş geldiniz diyor. Sevgi ve saygıyla hepinizi selamlıyorum. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak TOSYÖV Vakfı ile Logo Yazılım Çözüm Ortaklığı'nda gerçekleştirdiğimiz bu eğitimimizin aslında meslek takvimi olarak çok doğru bir zamanda olmadığının biz de farkındayız. Ama bu kadar önemli bir konuya ne zaman olursa olsun zaman ayıracak ve zamanını bizimle paylaşacak meslektaşlarımızın olacağından da eminiz. Değerli konuğumuz İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü ekonomist yazar Sayın Emre Alkin. Bize çok yakın. Daha önce iki kez bizimle birlikte olmuştu. Bir önceki yönetim dönemimizde ve yazın festivalde kendisinin konferanslarının ve sunumlarının tadı damağımızda. O yüzden kendisine de huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Sevgili meslektaşlarım, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dijital dönüşüme şahit oluyoruz. Mali müşavirler olarak çağın getirdiği yenilikleri akıllı çözümler sunan yazılımlar vasıtasıyla gelenekselleşmiş uygulamalar ve mevcut sistemlere uyarlayarak bu dijital dönüşüme bizler de katkı sağlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye ekonomisine yön veren iş dünyasının değerli temsilcilerine bu dönüşümün ışığında hizmet vermeye çalışmaktayız. Gerek iş dünyasının temsilcisi olarak sizler, gerek bu sürece akıllı çözümleri sunarak dahil olan yazılım firmaları ve biz mali müşavirler her birimiz içinde bulunduğumuz bu dijital dönüşümün önemli birer parçasıyız. Bu dönüşüm çerçevesinde atılan adımları ülke ekonomisinin dijital dönüşümle beraber değerlendirmeleri ve 2024 yılı ekonomisine dair öngörüleri kıymetli konuğumuzun konferansı ile ele alacağız. Sevgili Haziron, sözlerimi daha fazla uzatmadan Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı TOSYÖV İşbirliği'nde ve Logo Yazılım Çözüm Ortaklığı'nda gerçekleştirmiş olduğumuz dijitalleşmenin kaldıraç etkisi konulu konferansımıza katılarak bugün burada bizlerle birlikte olan değerli konuğumuz İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü ekonomist yazar Sayın Profesör Emre Alkin'e ve tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Hepimiz için faydalı bir sunum olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli Başkanım Hüseyin Halil'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi konuşmalarını yapmak üzere, açılış konuşması ve selamlama yapmak üzere Logo Yazılım Kanal Satış Direktörü Sayın Alto Özmen'i kürsüye arz ediyorum. Buyurun.
değerli konuklar. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve TOSYA işbirliğiyle düzenlenmiş olan bu etkinlikte birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün burada sizlerle birlikte olma şansını da bize veren Bursa Serbest Mali Müşavirler Odası ve aynı zamanda TOSYA'ya da buradan tekrar teşekkür ederim. Bu tarz etkinlikler esasında iş dünyasının tüm paydaşlarını bir araya getiriyor. Ve böylelikle yeni tüm iş süreçleriyle alakalı, yeni gelişmelerle alakalı birlikte konuşma fırsatı yakalıyoruz. Ve bu anlamda da fikir alışverişinde bulunma şansımız var. Şimdi Türkiye'de ve dünyada dijital ekonomiye katkı sunmayı hedefleyen bir şirket yazılım, logo yazılım. Bunu yaparken de dijital dönüşümü zamana yayılan ve vizyoner yaklaşım gerektiren bir kavram olarak ele alıyor ve iş ortakları ve kurumların da öyle görmesini istiyoruz. Dijital dönüşüm projelerinin şirket stratejileri entegre bir şekilde hayata geçirilmesi önemli. Bunun yalnızca bir teknolojik yatırım olmadığını, iş yapış şekillerinin de değiştirilmesi gerektiğini, işi dijitalden yeniden kurgulanması gerektiğini unutulmamalı. Bu anlamda da logo yazılım ve aynı zamanda liderler ve yönetici olarak da büyük bir iş düşüyor. Burada tüm bu paradigma dönüşümüne doğru ve etkin bir şekilde yönetmek gerekiyor. Logo yazılım olarak da sadece çözümlerimizle değil, danışmanlık hizmetlerimizle de müşterilerimizle her an yanında olarak gelecek için onlara yol gösteriyoruz. Bu anlamda Türkiye'nin dört bir yanında 1000'den fazla iş ortağımız var. Ve bu 1000'den fazla iş ortağımızla beraber Türkiye'nin dijitalleşmesine güçlükle destek oluyoruz. Kıymetli misafirler, işletmelere muhasebe ve mali müşavirlik hizmeti sunan serbest muhasebeci mali müşavirler aynı anda çok sayıda şirketin işini yükleniyor. Dijitalleşme ile beraber muhasebe süreçlerini hızlı ve verimli hale getiriyor. Gelenekselleşmiş olan muhasebe uygulamalarını kıyasla dijitalleşmiş süreçleri hata payını düşürüyor ve denetim süreçlerine fayda sağlıyor. Bu kapsamda biz de sunduğumuz logo mali müşavir çözümlerimizle beraber beyannamelerden bordrolara, defter beyan süreçlerinden büro yönetimine kadar çok sayıda modülle tüm işlemlerin kolayca yapılmasını sağlıyoruz. Şimdi dijitalleşmeye baktığımızda bu işi gerçek kılan yazılımlar iş dünyasını dönüştürmeye devam ediyor. Bugün yazılımlardan faydalanmayan, dijitalleşmeye uzak kalan bir şirketi düşünmek de mümkün değil. Akıllı çözümler sunan yazılımları bugün tüm ihtiyaçlarını güç veren teknolojilerden bir tanesi de bulut bilişim. Bulut tabanlı çözümler özellikle COBİ'ler için hayati bir değer kazandırıyor. Bulut bilişim hem maliyet avantajı, zaman tasarrufu, erişilebilirlik, ölçeklendirebilirlik, güvenlik gibi konularda da rekabette de tüm müşterilerimizi açıkçası bir adım öne çıkartıyor. Türkiye'de bu anlamda yapılan çalışmalarda da bulut bilişimin kullanan COBİ'lerin kullanmayanlara göre yaklaşık 1.8 kat daha verimli olduğu gözlemlenmiş ve analizlenmiş. Eskiden büyük teknolojiler büyük şirketlerin hizmetindeydi fakat bugün özellikle bulut bilişimle beraber COBİ'lerin yapay zekadan makine öğrenmesine, veri analitiğine, IoT gibi gelişmiş teknolojilere ulaşmaları bir bu kadar daha rahat. Bunu da sağlayan açıkçası bulut bilişim. Şimdi bulut teknolojisiyle beraber iş yazılımlarını tek seferlik yatırımdan sürekli hizmet getiren bir ihtiyaç haline dönüştürmek, biz de bu servisleştirme süreci içerisinde bulut çözümler portföylerimizi de daha da genişleterek devam ediyoruz. Türkiye'nin en çok COBİ'lere ulaşan şirket olarak, kurumsal iş yazılımları üreten firması olarak sadece ERP olarak değil, tüm iş süreçlerimizde yani insan kaynaklarından, doküman yönetimine, e-çözümlerinden perakendeye kadar birçok bulut çözümü üreten yazılımımız mevcut ve bu şekilde de şirketlerin verimliliğini daha fazla arttırıyoruz yeni teknolojilerle beraber. Özellikle bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük gururla kutlarken bugünlere gelebilmemizde ülkemizin teknoloji ve yenilikleri kucaklayan karakterinin büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Dijitalleşen dünyaya ve teknoloji yenilikleri yatkınlığımızın gelecek yüzyıllarda da en etkin şekilde kullanmamız gerekiyor ve bunu hedefliyoruz. Logo yazılımı olarak Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında dijital bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Sözlerimi burada noktalarken tüm katılımcılara tekrar buradan teşekkür ediyorum. Etkinlik boyunca tüm sorunlarınızı ekip arkadaşlarıma bizlerle yanıtlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Logo yazılım satış direktörü Sayın Altı Özmen'e de teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Efendim şimdi de Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nezih Kuleyin'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın hocam, sevgili başkanlarım, saygıdeğer misafirler, değerli yönetim kurulu üyesi arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Size kısaca TOSYÖV hakkında bilgi vermek istiyorum. Gerçi Bursa'da TOSYÖV hakkında bilgi vermeye gerek olmayabilir. Çünkü bizim TOSYÖV Destekleme Derneğimiz oldukça bilinen bir dernektir burada çalışmaları, faaliyetleri açısından, ama ben kısa bir tarih anlatmak istiyorum size. TOSYÖV aslında ilkleri başlatan, iş dünyası için ilkleri başlatan bir vakıftır. Biz başlangıçta daha önce, yani 89 öncesi kurulma amacımız şu olmuş: KOBİ'lerin dertlerine çare bulan bir yapı kurulsun demiş iktidar. Nasıl bir yapı kurulsun? İşte bir dernek gibi, bir vakıf gibi bir şey kurulsun. TOSYÖV kurulmuş. Bunun amacı o zaman orta direk olan KOBİ'lerin sorunlarına çözüm üretmekmiş. Fakat bir sene geçtikten sonra anlaşılmış ki bu iş böyle bir derneğin ya da bir vakfın faaliyeti olamaz. Ve bizim içinde bulunduğumuz grupla birlikte Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, yani KOSGEB başkanlığı kurulmuş. Ben KOSGEB'in genel kurulunun tek sivil toplum örgütü delegesiyim. Kuruluşundan itibaren TOSYÖV böyle KOSGEB'in kuruluşunda önemli bir role sahip olmuş ve şimdi ortada KOBİ'lerin gerçekten sorunlarına çözüm üreten bir kurumsal yapı çıkmış. Fakat bir süre sonra bakmış ki bizim arkadaşlarımız şöyle bir sorun yaşıyor KOBİ'ler. Adam gidiyor, malını mülkünü satıyor, bir araziye bir fabrika kuruyor. Fabrikada çalışmaya başlıyor ama mal alacak, bankaya gidiyor. Banka diyor ki ipotek ver. Ya diyor, ben de ipotek almadım, ben sattım hepsini, fabrikaya koydum. Ne yapmak lazım? Kefil bul. Kimden kefil alacaksın? Fabrikaya bir fabrikaya mal almak için kefil de bulunamaz. O zaman bizim TOSYÖV yöneticileri şöyle bir formülün çok anlamlı olacağını düşünmüşler. Demişler ki biz bir yapı kuralım. Bu durumdaki şirketlere kefil olsun. Kredi Garanti Fonu fikri ve Kredi Garanti Fonu'nun ilk sermayesi Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Vakfı olan bizim tarafımızdan bulunmuş ve yanımıza da bir iki kuruluşu alarak, başlangıçta bunlar çok küçük kuruluşlar, ilk başlangıcını yapmışız. Biz kurduğumuzda Kredi Garanti Fonu'nun %36 hissesi Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Vakfı'ndı. Şimdi 10 milyonda 2 bine öyle bir durumu. Yani bizim dışımızda işte top girdi, Bankalar Birliği girdi şu ve ortaya ama böyle bir kurumsal yapı çıktı. Bir şey söyleyeceğim, inanmayacaksınız. Girişim sözcüğünün marka ve patent hakları bizim üzerimizde. Benim odamda girişim sözcüğünün marka patentini, hakları TOSYÖV'ün diye bir şey yazıyor ve girişim adı geçen şirketler başvurduklarında bize soruyorlar, bu izni veriyor musunuz diye. Biz de tabii ki veriyoruz diyoruz. Çünkü biz girişim adını almaya gittiğimizde arkadaşları demiş ki, oradaki memur, kime girişeceksiniz abi demiş. Çünkü girişim girişim kavramının böyle bir anlam ifade ettiği bilinmiyormuş. Biz girişim adını almaya geldiğimiz deyince abi kime girişeceksiniz falan demişler. Yok demişler, o anlamda değil. Daha başka bir anımız da var. Bizim o zamanki daha sonraki başkanımız olan arkadaşlarımızdan bir tanesi mecliste konuşurken biz demiş KOBİ'lerin sorunlarını çözmek için varız demiş. Aşağıdan bağırmış birisi. KOBİ deme kardeşim, ne demiş o demiş. Türkçe konuş demiş. Şimdi o zamandan bu zamana şimdi her bankanın bir KOBİ yapısı var, şeyi var. Böyle bir yapıyla geldik. Şimdi günümüzde de çok enteresan bir takım konularla uğraşıyoruz. Bunlardan bir tanesi etik, iş etiği. Ne yaparsanız yapın, Türkiye European Business Ethics Network'ün Türkiye'deki temsilcisidir TOSYÖV.
Bir şeyi ne yaparsanız yapın ama ahlaki değeriniz ya da etik değerleriniz yoksa yaptığınız işin hiçbir anlamı yoktur. Ve de hiçbir değeri olmamak dışında başka bir şeyi daha var. Yaptığınız işten hayır da gelmez. Benim bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum. Benim bir arkadaşım köprülerde kullanılan büyük şeyleri yapıyor. O bu beton blokları yapıyor. Bir gün fark etmiş ki bir vardiya çok kâr ediyor. Çünkü vardiyadaki şef diyormuş ki az koyun demiri, az koyun çimentoyu bilmem ne falan. Sonunda bakıyorlar o vardiya bütün vardiyalardan daha çok ucuza mal ediyor. Oradan satılan ürünler daha çok kâr ediyorlar. Ama oradaki o içerideki bir tane diyelim ustabaşının ahlaki değerlerden yoksun olmasının ortaya çıkarttığı sonuç bir deprem olduğunda yüzlerce insanın ölümü olabilir. Ahlaki değerlerin erozyonunun sonuçları parasal değerlerin erozyonu gibi değildir. Bunların sonuçları çok daha ağır olur. Bu nedenle business etiğin, iş etiğinin ülkede yaygın bir kültür olarak yerleşmesi için şu anda çalışmalarımızı devam ediyoruz. Ama bir başka şeyi daha söyleyerek konuşmamı bitirmek isterim. Bu dijital dönüşüm işi şöyle zannediliyor. Zannediliyor ki ben elle yürüttüğüm işleri bilgisayarla yaparım, dijital dönüşmüş olurum. Halbuki bu iş böyle bir iş değil. Bizim anlamamız gereken nokta şu. O bilgisayarı yaptığın gün aslında senin o yaptığın iş demode oluyor. Çünkü kullandığın bilgisayardan daha iyi bir bilgisayar çıkıyor. Kullandığın yazılımdan daha iyi bir yazılım ortaya çıkıyor. Kullandığın yöntemden daha bir başka yöntem yapay zeka gibi, nesnelerin interneti gibi hayatına giriyor. Dolayısıyla dijital dönüşüm işi bir kültür işi. Yani her zaman, her an, her yaptığın işin yeniden daha iyi bir teknikle, daha iyi bir teknolojiyle ve daha iyi bir yöntemle nasıl yapacağını araştırmanız gerekiyor. Bu nedenle ben şirketimde dijital dönüşümü gerçekleştirdim diyen birine rastlıyorsanız o aslında daha işin ne olduğunu anlamamış biri demektir. Hepimizin bilmesi gereken olay şudur. Dijital dönüşüm biten bir iş değil, sadece başlayan ve sürekli olarak sürdürmemiz gereken bir iştir. Bu iş sadece tek bir programla yapılan bir iş de değildir. Yani ben şunu aldım, bu arşivi aldım mesela, arşiv programı aldık ya da işte belgeleme programı aldık ya da şu aldık. Bu bir bütün sistemlerin komple çalışacağı bir iş. Elinizdeki programın ya da elinizdeki çözümün ne kadar komple, ne kadar hangi sorunlarında çözüm üreten bir şey olduğunu ve bunun dışında hangi sistemlerle bütünleşik olarak çalıştığını da her an sorgulamanız gerekir. Bu teknik olarak arkadaşlarımız, benden sonra anlatacak arkadaşların da çok ayrıntılı bir konusu olabilir ama ben sadece kültür tarafına değinmek istiyorum. Kültür şudur. Başlayan bir işi başlattık ama her gün yenileyerek yeni bir düzenlemeyle ele almamız gereken bir işle karşı karşıyayız. Olaya böyle yaklaşmamız gerekiyor. Buraya geldiğiniz için hatta muhtasarların, KDV'lerin beklediği ve sizi müşterilerin aradığı bir günde geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi günler diliyorum. Değerli Başkanımız Sayın Nezih Güley'ine de konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Efendim son olarak selamlama konuşması için Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Muhsin Koç Aslan'ı kürsüye arz ediyorum. Buyurun. Sayın Rektörüm, değerli hocam, TÖSEV'in Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlar, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı, saygıdeğer mali müşavirler, değerli logo yazılımının temsilcileri, iş dünyasının temsilcileri, öncelikle sizleri hem şahsım adına hem de Bursa Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Değerli katılımcılar, dünyanın dijitalleştiği, yüksek teknolojiye dayalı yeni bir ekonomik düzenin kurulduğunu hep birlikte takip ediyoruz. Tarih boyunca üretimin ve ticaretin başkenti olmayı başaran Bursa'mızın Türkiye yüzyılında da en önemli aktörler arasında yer almasını hedefliyoruz. Başarının büyüklüğünü inancımızın büyüklüğü belirler.
Bunun için iş dünyamıza kendine inan, ülkene güven diyoruz. Bu düşüncelere, bu değerli etkinliğe ev sahipliği yapan Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve TÖSEV Bursa'ya teşekkür ediyor. Toplantımızın da faydalı olmasını temenni ediyorum. Bursa'nın imalat sanayinde ve orta yüksek teknoloji yoğunluğun %52 ile Türkiye ortalamasının tam iki katı. Türkiye'de gayri safi yurt içi hasıla içinde imalat sanayinin payı %16 seviyesindeyken Bursa'nın toplam ekonomik işlem hacmini ise sanayinin katkısı tam %46 seviyesinde. Şehrin 11 bin kilometre karelik toplam yüzölçümü içinde sanayinin toplamda 8%'lik sınırlı payına rağmen bu değerli katkıyı vermeye devam ediyoruz. Tüm bu veriler şehirlerin doğru strateji ve hamlelerine desteklendiğinde nelerin başarabileceğini göstermesi açısından da oldukça önemlidir. Bugün 17 organize sanayi bölgesi ile Türkiye'nin sanayi başkenti konumunda bulunan Bursa, ülkemizde gelir seviyesi en yüksek 4 ilden biridir. Bursa iş dünyası olarak geçen yıl 17 milyar dolarlık yıllık ihracatımızı bizi dünyada 117 ülkeden daha iyi bir ihracat performansına taşımıştır. Ürettiğine değer katan bir anlayışla 4,5 dolarlık ihracat hedefine ulaşan Bursa, Türkiye'nin hedeflerine liderlik etmeye devam ediyor. Ülkemizin bu yeni ekonomik düzende rekabet edilmesi adına yazılım, tasarım, veri bileşimi gibi yüksek katma değer oluşturan sektörlerde de adımların hızlandırılması gerekiyor. Bursa Ticaret Sanayi Odası olarak bizler de Türkiye'nin yeni ekonomik kalkınma hikayesinin dijitalleşme ve yeni ekonomi üzerinden yazılacağına canı gönülden inanıyoruz. Gelişmelere seyirci kalmak yerine akıl ve gerçeği buluşturan riskleri ve fırsatları birlikte gören yeni bir yaklaşım sergiliyoruz. Yaşanan bu köklü dönüşüm ve değişim sürecinde işletmelerin dijitalleşme ile şekillenen yeni üretim ekosistemine adaptasyonu en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Ülkemizin üretim ve ihracat üssü olan Bursa'mızda firmalarımızın yeni nesil sanayi anlayışını benimsemesi ve bu doğrultuda bir dönüşümü kendini hazırlaması adına önemli adımlar atmaya da ticaret ve sanayi odası olarak devam ediyoruz. Bu duygu düşüncelerle hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhsin Koçaslan'a da konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli konuklar, programımızın etkinliğin çözüm ortağı Logo Yazılım Satış Müdürü Sayın Cem Yılmaz'ın Dijital ve Yeşil Dönüşüme Liderlik başlıklı sunumu ile devam edecek. Sunumlarını yapmak üzere Cem Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Geçmiyor ama evet. Evet, bu ara geçerken ben değerli başkanımıza, katılımcılara ve bizi bu saatte gelip dinleme nezaketini gösteren mali müşavir temsilcilerimize ve Logo'nun iş ortaklarına çok çok teşekkür ederim. Şimdi dijital dönüşüm dediğimizde günün ajantasına baktığımızda Türkiye'de ve dünyada dijitalleşme nasıl gidiyor? Dijital dönüşüm süreçleri, yeşil dönüşüm, KOBİ'ler, mali müşavirler için dijitalleşme ve bir bakışta da Logo Yazılım bu sürecin neresinde diye bakmak gerekiyor. Tabii genel bir istatistiğe baktığımızda dijital dönüşüm niçin bu kadar önemli? Çünkü aslında sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçerken en önemli nokta internet. İnternet dünyadaki herkesi birbiriyle buluşturma noktasına getirmiş, sınırları ortadan kalkmış bir yapıdan bahsediyoruz. Ve her insan ekonomik durumu ne olursa olsun çok büyük bir kısmı dünyanın internete bağlı olarak yaşıyor. Bazıları
24 saatin belki de 20 saatini, bazıları 3-5 saati, ama ortalama ciddi anlamda 3-4 saat herkesin bir internet dünyasından ya iş yaptığı ya iletişim kurduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Tabii buna baktığımızda bunu daha çok nelerle yapıyoruz? Akıllı artık cep telefonları, bilgisayarlar ve bunu destekleyen çevre birimleri olarak görüyoruz. Yine bu süreçte baktığımızda dijital dönüşüm aslında her şeyi etkilemeye başladı. Üretiminden tüketimine kadar, devletinden eğitimine kadar her noktada bir dijital dönüşüm zinciri oluşmaya başladı. Ve bu zincir hepsi birbiriyle tamamen entegreli olarak devam etme sürecine giriyor. Tabii bunları yaparken aslında en önemli konu da toplumun değişme süreci. Şimdi toplum nasıl değişiyor? Niye dijital dönüşüm ön plana çıkıyor? Aslında en önemlisi bilginin analiz edilmesi. Ve bu bilginin analiz edilmesiyle birlikte yeni teknolojiler üretiliyor. Yeni teknolojiler üretim araçlarını değiştiriyor. Üretim şeklini değiştiriyor. Üretimde yer alan kişilerin kalifiye düzeyini değiştiriyor. Bu teknoloji, ekonomi, sonra da sosyal yapıyı değiştiriyor. Yani sosyal yapı derken burada sınıflar, meslekler, dernekler, vakıflar şekil değiştirmeye başlıyor. Yani dünün sanayi toplumunun kelimesiyle proletarya, mavi yaka, bugün belki de beyaz yakalılar için geçerli olabilecek bir düzeye geliyor. İşlem ve sistem değişiyor. Sonra sosyal toplumsal yapı değiştiği zaman burada politik yapının değişmesine sebep oluyor. Ve politik yapının da değişmesiyle birlikte işte kültürel dönüşüme sebep oluyor. Yani aslında burada Nezih Bey de biraz önce bahsetti. Aslında dijital dönüşümü yaptık bitti dediğiniz zaman acaba gerçekten tüm şirket, tüm toplum olarak kültürel dönüşümü yaptık mı? Eğer yapmadıysak daha yol kat edecek çok fazla bir zamanımız var. Tabii burada baktığınızda aslında en önemli konulardan bir tanesi devlet. Devlet dijital dönüşümün altyapısını mutlaka oluşturabilmeli. Bu çünkü küçük firmaların, özel şirketlerin yapmasıyla pek mümkün değil. Altyapıyı kurduktan sonra hukuki düzenlemeleri de yapmak gerekiyor. Ve hukuki düzenlemelerle de birlikte işte o zaman özel sektör ve eğitim kurumları işbirliğiyle bunun ciddi anlamda verimini alınabileceğini düşünüyoruz. Bu bir süreç tabii. Yani bugün yapay zekanın tartışıldığı bir noktanın sebebi hukuki altyapının olmamasından. İşte ChatGPT CEO'nun 2 gün önce, 3 gün önce direkt görevden ayrılması veya mecbur bırakılması, sonra tekrar alınması. Çünkü önünü görememe gibi yapay zekada bir gündeme geliyor. Ama şurası da bir gerçek. Ne kadar dijital dönüşümle ilgili hukuki süreçler düzeltilse de düzeltilmese de hani akan su yerinde durmaz. Mutlaka bu süreç işleyecek. Yolda da zaten hukuk her zaman toplumun almış olduğu değişiklikten sonra şekillenmeye başlar ve oraya da geliyor. Burada tabii etik kurallar çok çok önemli. Burada kişisel verilerin korunması çok çok önemli bir noktaya geliyor. Şirketlerimiz artık eskisi gibi çok uzun hayat yaşamıyor. Yani dünün büyükleri maalesef bugün ya yok oluyor veya dün hiç görmediğimiz firmalar bugün birden çok büyük, hem cirolara hem pazar paylarına hem de piyasa değerine sahip oluyor. İşte bunun aslında en önemli sebebi de veriyi en iyi kullanan kim ise o firmalar, o gruplar, o şirketler, o ülke başarılı olacaktır bundan sonra.
O yüzden bu big data dediğimiz, evet data var, veri var ama ham data bunu kullanabilen ve bunu anlamlı hale getirebilen kişiler yetişmeli. Yani eğitim en temel ihtiyacımız ve eğitimin bilgi toplumu üzerinden tekrar şekillenmesi, tekrar geleceğin ihtiyaçlarına göre organize olması gerekiyor. Bu iş makinalar, programlar, araç. Asıl bu işi yapacak kişiler insanlardır. Siz yapay zekada ne kadar ileri gidiyorsanız gidin, bunların çoğu free'dir. Bunların hepsinin şirketlere göre customize yapılmadıktan sonra ve çıkan sonucu anlamlı hale getirecek kişiler ise işte buradaki oturan kişilerdir. O yüzden eğitim ve özellikle üniversitelerin bu konuda çok çok önem arz etmektedir. Sanırım hocam zaten bizden çok daha fazla bu konulara değinecektir diye düşünüyorum. Şimdi bazı konuları böyle hızlıca da geçeyim. Hani vaktimiz de az, bugün bir de ayın 27'si olduğu için de bazı arkadaşlarımızın işleri olabilir. Aslında yani hepimiz ne yapıyoruz bugüne kadar? Raporlama yapıyoruz. Reporting. Geçmiş veriyi alıyoruz, önümüze bakıyoruz, bir şeyleri değerlendiriyoruz. Teşhis için biraz analiz işleri yapıyoruz. Yani burada iş zekası konuları devreye giriyor. Sonra data mining giriyor. Data mining'den sonra da yani veri analizlerinden sonra veri madenciliği giriyor. İlişkisel verilerin birbiriyle ilişkisini anlayıp anlamlı sonuç çıkartmaya, sonra da tahminleme metotları, yapay zeka ve benzeri konular. Peki biz işte bu sürece baktığımızda böyle 2022-23 bazı firmaları görürsünüz. Bunlar 10 yıl önce hiç yoktu arkadaşlar. Veya 20 yıl önce, yani burada ne Apple'ı, ne Amazon'u, ne Google'ı, ne Face'i, ne Microsoft'u filan çok fazla gören. Bir tek belki işte biraz Microsoft'u bir zamanlar görürdünüz. Ondan sonra bunları gör. Bakın çok hızlı bir biçimde değişiyor. Çünkü iş yapış şekli değişiyor. Endüstri 4.0 dijital dönüşüm. Tabii Endüstri 4.0 aslında Avrupa kıtasının çaresizliğinden çıkarttığı bir çözüm. Neden? Asya'da ucuz insan gücü var. Ucuz insan gücü ciddi büyük montajlı seri üretim yapıyor. Bu seri üretimle baş etmek mümkün değil. O yüzden Almanların 2012-2013'te Siemens ve benzeri çeşitli kurumlarıyla birlikte bu Endüstri 4.0 konusunu çıkarttılar. Yani müşteriye has, müşteriye özel veya kısa süreli hemen ürün yelpazesini değiştirip kişiye yönelik çeşitli alternatifler sunma konusu. Oysa ki gerçekten bilgi toplumu Avrupa kıtası, Amerika kıtasından geliyor. Bilgiye, veriden para kazanma, veriden daha büyük kitlelere erişim söz konusu. O yüzden de aslında Türkiye'de de çıkan kişisel verileri korunma kanunu Avrupa müktesebatıyla biraz örtüşüyor. Oysa ki burada evet tabii ki kişilerin verileri çok çok önemli ama anonim hale getirip serbest veya özel sektörün veya kamu kurumlarının yatırım yapabilecek, araştırma yapabilecek hale getirilmesi gerekir. Ve özellikle bunun kişisel verilerin korunma kanununun örnek alınması gerekli olan yer ise Amerika kıtası olmalıdır. Bu önümüzdeki rekabet süreci içerisinde bana göre Türkiye'nin en büyük ayağında sıkıntı yaratabilecek, şirketlerin rekabette geri kalabilecek noktalardan bir tanesidir. Bunu mutlaka aşmak gerekiyor. İşte bu buradaki resim Amazon'un herhangi bir siparişi verdiğinizde kapınıza getirip paketi koyduğu bir süreç. Yani aslında taşıma, şu anki gördüğümüz bizim e-ticaretteki yapının neri? Bu resim aslında bundan 10 yıl önce de vardı. Onu da söyleyeyim. Amazon'un Seattle'daki işte o bölgeye, Sammamish'e ve Seattle bölgesine dağıttığı bir yerdir. Şimdi tabii dijital dönüşümle bizler neler yapıyoruz? Dijital dönüşümün olması, yeşil şeyin dönmesi. Örneğin e-devletler konusunda, e-devlet süreçleri içerisinde Türkiye gerçekten dünyada örnek gösterilebilecek bir yapıya gelmiştir. Yani bu bizim e-belge süreçlerine baktığınızda belki çok
karmaşık bir kompleks bir yapı olmasına rağmen son derece bence başarılı bir çalışmadır. Ve bu çalışmanın neticesinde de Türkiye'ye belki binlerce, yüz binlerce, milyonlarca ağacın kesilmesinin önündeki en büyük engel olmuştur. Her şeyin artık dijital ortamda gittiği, kayıt dışının mümkün olduğu kadar azaldığı, bunu yapanların da işte burada verginizi şeffaf biçimde sizlerin sunduğu değerli mali müşavirlerinize de çok çok teşekkür ederiz. Burada çok büyük emekleriniz de var sizlerin. Tabii bu sürece baktığımızda bu süreç içerisinde Türkiye'de de nüfus, internete bağlantı, dijitalleşme süreci dünyayla paralel gidiyor. Bazı yerlerde aşağıdayız, bazı yerlerde yukarıdayız. Örneğin bu Covid zamanında baktığımızda Almanya'da tanıdıklarımız var. Biz de İstanbul'dayız, oturduğumuz yerden işte açıkçası Migros'tan, Carrefour'dan, hepsi buradan her şey geldi. Hiç dışarı çıkmamıza ihtiyaç yoktu. Ama şeye baktığınızda, Almanya'ya baktığınızda böyle bir network ağ kurulmamıştı. Gerçekten yok Almanya'da. Yani en büyük gördüğümüz o sanayi devletinde bu yok. Hani bazen Türkler yaparsa çok hızlı yapar. Misali evet, yani gerçekten bazı yerlerde çok hızlı yol kat etmişiz, yol almışız. Bizim Türkiye Gov.tr'deki konular gibi. Şimdi o yüzden tabii burada KOBİ'ler oldukça önemli. Türkiye'de tabii KOBİ burada hani belli bir sayı, belli bir adete baktığımız zaman cirosal ve işte personel barındırmaya Avrupa'ya baktığımızda çok daha küçük, mikrosu oluyor. O yüzden de bu terimler üzerinden de bazen yanlışlık olabilir ama Türkiye'nin şeyi, asıl can noktası KOBİ'lerdir. KOBİ'ler ayağa kalktığı sürece gerçekten Türkiye'de ayağa kalkacaktır. Tabii burada sorun şu, KOBİ'ler sermaye sorunu var, yatırım sorunu var. Bunu nasıl aşacaklar? Herkes dijitalleşmek istiyor ama bu dijitalleşme sürecinin önünde ciddi bir maliyet var. Yani en önemli konu aslında maliyetler, yatırım yapma. İkincisi de bu yatırım, evet yapalım da yani ne kazanacağız, geri dönüşümü nasıl? Şu değil tabii, yani bugün dijital dönüşümü hemen yatırım yaptınız, ertesi gün çok güzel verimlilik, kar elde ediyorsunuz. Böyle bir şey söz konusu değil. Neden? İşte biraz önce bahsettik, kültürel değişim. Yani şirketin en küçük veya en hani çaycısından diyelim genel müdürüne, patronuna kadar herkesin bu dijital dönüşümde kültürel dönüşümü tamamlıyor olması gerekiyor. Size bağlı olan satıcıların, bayilerinizin veya işte müşterilerinizin de bu döngüde, bu kültürde olması gerekiyor. O zaman ciddi anlamda bir değişim, dönüşüm, verimlilik bahsediyorsunuz. Ama bazı kurumlar evet dijital dönüşümün öncüleri oluyor, örnekleri oluyor. Zaten ilk örnekleri yapanlar da rekabette ciddi avantajlar sağlıyor. Bunu yaptığımızda da şirketlerin asıl önemli noktalarından bir tanesi sermaye. Yani kalifiye çalışanın yetersizliği ve bu kalifiye çalışan yetersizliğini mutlaka şirketler açmalı. Şirketler çalışanlarına mutlaka yatırım yapmalı. Sermaye toplumunun sermayesi para. Yani Karl Marx'ın dediği o kapitaldeki para. Ve bunun da yaratmış olduğu bazı siyasal dönüşümler. Ama bilgi toplumunun en önemli sermayesi, şirketlerin en önemli sermayesi çalışanların kalitesi. Çalışanların bilgi birikimi, çalışanların her yaptığı kendi işini ünvansız lider gibi yapıyor olabilecek bir noktaya geliyor olması. Eğer bunu yapabiliyorsa işte en güçlü sermaye oradadır. O yüzden de yine tekrar hem şirketler eğitime ciddi anlamda yatırım yapmalı, hem de eğitim kurumlarımız bu konuda gerçekten günün şartlarına göre hem eğitimcilerin hem kurumların bu şekilde bir değişim, dönüşümün gerçekleştirmiş olması lazım. Tabii biz buralarda logo olarak birçok 360 derece dijital dönüşüm çerçevesinde destek verdiğimiz, kendi bizzat yazdığımız, ürettiğimiz ürünlerimiz var. Ama bunun yanında bizim kendi iş ortaklarımızın Türkiye'nin her bir noktasında
kendilerinin geliştirdikleri ve sektörel uzmanlıklarıyla birlikte yapmış oldukları çözümler veya bizim işte çözüm ortağı diye adlandırdığımız ekosistemimizin yüzlerce geliştirmiş olduğu uygulamalar bu dijital dönüşümün hepsini bir bütün olarak kavrayabilmektedir. Yine dediğimiz gibi hem çözüm sunmak hem de yatırım maliyetine ulaşmak. İşte yatırım maliyetine ulaşmak da eskiden sahiplenme diye adlandırdığımız ürünlerimiz vardı. Yani tamamen parasını verip alıp bunları işte kullanabildiğiniz, ama artık öyle bir noktaya geldik ki siz kendi sunucularınızı dahi gerek kalmadan bulut sistemlerimizde veya kendi belli ödeme periyotlarla, biz buna esnek ödeme dediğimiz, sahiplenebilmeniz için çok daha avantajlı ürünlerin fiyatlandırılmasını gerçekleştirdik. Bu da bu dijital dönüşümde logo olarak Türkiye'de yapılması gereken KOBİ'nin tüm saflarına, tüm noktalarına ulaşmak için yapmış olduğumuz çözümlerdir. Şimdi tabii hukuk bariyerinden filan bahsettim. Bu sürede tabii mali müşavirler çözüm paketimiz de mevcut. Burada bu süreçlerin kullanılması, bizim örneğin e-belge konusunda gelir idaresinden sonra en büyük pastaya, en büyük hizmet vermeye 7/24 saat sunucularımızla sürekli non-stop olabilecek şekilde hizmet veriyoruz. Ve bu süreç içerisinde de birçok örneğin mali müşavirlerimiz farklı uygulamalar kullansa da çoğu e-defterlerini ve buna benzer belgelerini bizim kayıt sistemlerimizde tutup saklamıyor ve bunların arşivlenmesinde ciddi anlamda destek veriyorlar. Diğer taraftan baktığımızda, hani logodan bahsedersek aslında şöyle diyebiliriz. Türkiye'de yerli yazılım olan Romanya ile Hindistan arasına yerleşmiş büyük bir ekosisteme hizmet veren bir firmadan bahsediyoruz. 1500 çalışanı ve farklı ülkelerde noktaları olan bir yapıdan bahsediyoruz. Halka açık bir firmayız. 3-5 firmadan bir tanesi, yani halka açıklık evet var, en büyüklerinden bir tanesi, %67'ye kadar geliyoruz. Bir de tüm kayıtlarımız şeffaf, 9.7 gibi, yani 3-5 firmanın, holdinglerin geldiği noktada logo yazılımda aynı şekilde devam etmektedir. Yazılım sektöründe aslında şurası işte dijital dönüşümün en kritik noktalarından biri. Farklı noktalarda yazılımlar kullanabilirsiniz ama bunları entegre etmek gerekiyor. Bunların birbirleriyle iyi haberleşmesi gerekiyor. Eğer bir ürün, yani motor ve motorun çerçevesi birbiriyle uyumlu ise gerçekten dijital dönüşümdeki istediğiniz verimliği elde edebilirsiniz. Diğer türlü ise evet yine yapabilirsiniz ama maliyet artar, sorunlarınız artar, sıkıntılarınız artar. O yüzden tek bir noktadan başlayıp tüm, yani bir ham maddenin girişinden en son çıkan müşterinize kadar, ERP'sinden e-belgelerine kadar, CRM'inden iş zekasına kadar, depo otomasyonundan tüm e-ticaretle ilgili süreçleri, banka otomasyonlarına kadar süreçlerin hepsini bir arada olur ise o zaman verimlilik elde ediliyor demektir. Amacımız zaten insana dayalı birden fazla tekrarlayan konuları dijitalleşmesini sağlamaktır. Bunu ancak uyumlu programlar içerisinde yapmanız mümkün olmaktadır. Birçok tabii hani ödüllerimiz var, 40 yıllık bir firmayız. Bu nedenle bizim başladığımız, bir iki kişiyle başladığımız bazı kurumlar şimdi grup şirketler, holdingler olmuştur. O yüzden biz sizlerle var olduk. İnşallah bundan sonra da sizlerle birlikte devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sunumlarından dolayı Logo Yazılım Satış Müdürü Sayın Cem Yılmaz'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın konuklar, muhasebeden finansal planlamaya
Geçmişten Geleceğe Dünya ve Türkiye başlıklı konferansını gerçekleştirmek üzere değerli konuğumuz İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Ekonomist Yazar Sayın Profesör Doktor Emre Alkin'i kürsüye arz ediyorum. Buyurun hocam. Bir de benim sunumu bulursak burada karanlıklar içerisinden güzel logonun kıymetli sunumunu da şöyle alacağım. Buldum. Kusura bakmayın. Efendim, her şeyden önce saygıdeğer Kuleyin'e, kıymetli başkana teşekkür ediyorum. Ailemizin ismine gösterdiği teveccüh ile ben buradayım. Onun her şeyin farkında olarak üzerime de önemli bir sorumluluk yüklendi. Bir numara yüklenen sorumluluk teveccühün içine doldurmak. İkincisi de bu müşkül gününüzde buraya geldiğinizden dolayı pişman olmamanızı sağlamak. Ondan sonra o yüzden kaydı kabul ettim. Canlı mı bilmiyorum. Ondan sonra değil. Okey. Ondan sonra canlı ben o hale getiririm. Merak etmeyin. Efendim her şeyden önce herhalde 55 yıllık ömrümün 25 yılını beraber geçirdim. İbrahim Burkay Başkan'a da kıymetli başkanımın üzerinden bir selam göndereyim. Ondan sonra İhracatçılar Meclisi'nde az mı çalıştık? Az mı dedindik? Beni misafir eden kıymetli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Buraya çok geliyorum ama sebebi var. Rahmetli annem Muhan Alkin Bursa'da büyüdü. Ondan sonra teleferikte oturuyorlardı. Orası büyük bir evde. Çok iyi hatırlıyorum. Böyle o zamanki evleri bilenler bilir. Orası hoş bir şey. Burada uzun bir zaman okudu. Sonra Üsküdar Amerikan'da tamamladı eğitimini. Babam Erdoğan Erkin Uludağ Üniversitesi'nin İktisat bölümünün fakültesinin kuruluşunda bizatihi buradaydı. Bahçesinde tavus kuşları vardı, hatırlayan var mı acaba bilmiyorum ama harika bir kampüsü vardı Uludağ Üniversitesi'nin. O yüzden Bursa bizim ikinci vatanımız. Bir de kulakları çınlasın, anca yetiştiğim için yanlarına uğrayamadığım Atilla Özhamarat ve Rana Özhamarat, ondan sonra ikisi de benim çok sevdiğim iki kişi. Hayri Yazıcı abi yukarılarda bir yerde büyük ihtimalle dağda, ondan sonra Emre bana yine uğramadan gittin diye kızacak, sakın söylemeyin, nasıl olsa duyacak. Ondan sonra evet, dediğim gibi eğlenceli bir hale getireceğim. Cem Üstadım muhteşem bir sunum yaptı, Kuleyin Başkanım bence vizyonu ortaya koydu. Ondan sonra kıymetli üstadım Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın güzel işini anlattı. Kıymetli ev sahibi olan başkanım da zaten meseleyi netleştirdi. Ben biraz gireyim. Şimdi bizi ilk önce bir giriş yapayım. Yani 5 tane önemli risk bekliyor. Siz bir anlamda aslında firmaların bedava psikoloğu ve danışmanı pozisyondasınız. Millet yana yana sizi arıyor. Ondan sonra eyvah şurada bir hata yaptık, şöyle yaptık, size göre nedir, sizin kulağınız ondan sonra daha kesiktir bize göre, hani ondan sonra duyuyorsunuz her şeyi. Bak, şimdi bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sorun var, arz edeyim size. Ben şuna inanmıyorum, Amerika bir gün çökecek, göreceksiniz abi, geçelim bunları şimdi, ben oralarda değil. Fakat Amerika'da çok ciddi bir diplomasi kalitesi sorunu başladı. Amerikan diplomasi çok uzun bir zamandır maalesef siyasetin elinden çıktı. Bürokratların, askerlerin ve lobilerin eline düştü. Aslında bakılınca başkanın da sağlık durumunda hani dikkate aldığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin bir yerlere doğru sürüklenmekte olduğunu ve ciddi bir otorite boşluğunun oluştuğunu ve çok şaşıracaksınız. 1867 yılında tam 14 makaleyle Karl Marx'ın New York Tribune dergisine yaptığı uyarıların aynısının gerçekleştiğine, yani bankacılıkla ilgili siz burada tarumar ediyorsunuz, bankacılık ahlakını bitiriyorsunuz diye o zamanlarda yaptığı ikazların önce 2008'de şimdi de yeniden tekrarını maalesef izlemekteyiz. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bizi yakınlara ilgilendiriyor, şu açıdan ilgilendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın birinci ithalatçısı, ikinci ihracatçısı. Yani küresel ticaret ondan soruluyor. Küresel ticaretle ilgili sıkıntı olursa hep beraber burada, nasıl diyeyim, hani bir laf vardır ya, Amerika hapşırınca biz burada grip oluruz diye, onun gibi bir şey olur. O yüzden Amerikan datasını yakından takip etmekte büyük fayda var. Ardından da Almanya'ya geldiğimizde, ki dünyanın hatırı sayılır büyüklerinden bir tanesi, Almanya'da teknik resesyon var.
teknik diyoruz çünkü hala nefes alıyor hasta. Yani o yüzden hani teknik resesyon. Fakat biz de ihracatımızın önemli bir kısmını yapıyoruz. Eskiden Amerika'ya çok yapmazdık. Ama şimdi Amerika'da bizim ilk 5 nasıl ticaret partnerimizin içine girdi, ihracat partnerimizin. Almanya ve Amerika'nın başına bir şey gelmesi demek, döviz cinsinden gelirlerimizin düşmesi demek. Sonunda ne olacağını biliyorsunuz. Allah'ım sen konuyu biliyorsun tarzında. İkincisi muazzam bir borç var. Ya anlatamam size borcun büyüklüğünü. Mesela Japonya'nın şu an kamu borcunun milli geliri oranı %262 mesela. Böyle korkunç bir şey. Çalışarak ödenecek bir şey değil. Bu iktisattan çıkış diye bir kitap yazmıştı. Başkanım hatırlar mısınız? Hani getirip de burada tartışmıştı. O kitapta bir IMF raporu var. IMF raporu 2010 yılında yazılmış daha. Orada diyor ki bu kafayla giderse G7 ülkelerinin diyor 2050 yılında kamu borçlarının milli geliri oranı %441 olacaktı. Ya, korkunç bir şey bu yani. %441 ya, ödenecek bir şeydi. Ödemeyecekler zaten. Dolayısıyla bizi ciddi bir borç krizi bekliyor. Benden tavsiye özellikle bu iş insanlarını şunu söylerseniz iyi olsa, aklı başında insanlar olduğunuz için, ya hiçbir arkadaşının şirketleri kurtarmak için borç para falan vermeye kalkmasın. Ya kurtaramaz o parayı, net olarak söyleyeyim. Biz sizi de zorlar. Yani o yüzden tahsilat kabiliyetini arttırması ve odak alanını bozacak herhangi bir maceraya girişmemesi rica olunur. Tamam mı? Böyle Adana'dan uçaktan indiğimde bir kamyon görmüştüm. Kamyonun arkasında rahmetli de sollardı diye yazıyor. Tamam, çok hoşuma gitti. Yani yanlış bir şey olduğunu anlayana kadar çok geç olmuş. O yüzden yani lütfen belli bir seviyeye kadar borç alanın derdi, belli bir seviyeden sonra verenin derdi olur. Onu hiç unutmayın. Niye bunu söylüyorum? Hani 55 yaşında bir arkadaşınız olarak bu enayilikleri ben yaptım. Ben işlemediğim günahla kimseye o kadar gitmiyorum. Yani verdim bir borç, geri alamadım. Neyse sonunda çocuk getirdi parayı, dedi ki Emre'cim borç verdin ama tat vermedin dedi. Arkadaşlığımız da bozuldu. Ondan sonra bugün zengin ama hala o günleri hatırlıyor. Üçüncüsü, kalıcı krizler ve çoklu krizler. Şimdi herkes bu kriz ne zaman sona erecek? Müjde veriyorum, hiçbir zaman sona ermeyecek. Böyle devam edecek. Mesela Arjantin hikayesi benim için çok önemli. Çok bu Javier Milei şeye gelince iktidara hemen bir yazı yazdım Türkiye Gazetesi'ne. Adam haklı mı diye. Merkez bankalarını kapatalım mı? Tabii esprisine ben onu şey yaptım. Ve bunu İngilizceye çevirdim. Türkçesi 50 bin, İngilizcesi 2 milyon okunuyor. Niye bilmiyorum. Ondan sonra bu tip şeyleri. Ondan sonra ama hakikaten çok enteresan. Mesela bir makale daha yazdım. Yani ekonomik istikrar işte neye bağlı falan diye. Türkçesi yine zar zor 20-30 bin. İngilizcesi sıkı durun 4.8 milyon kişi tarafından okunuyor. Demek ki böyle bir durum var. Çok meraklı değiliz. Onu da konuşacağım birazdan onun sebebini. Şimdi bir de çoklu krizler var. Bir anda daha yani birkaç krizin aynı anda oluşması bu korkunç bir şey. Yani mesela örnek vereyim işte ambulansın lastiğinin patlaması, bu bir kriz. Ambulansın lastiği patlarken içerideki görevlinin de rahatsızlanması, ikinci kriz, üçüncü kriz falan derken hani aynı anda çok şey olduğu zaman ya ne yapalım o zaman diye onu birazdan anlatacağım ne yapılması gerektiğini. Şimdi Türkiye'nin çok tuhaf bir iktisadi metodu var. Ekonomi yönetiminin bir kısmı rasyonel, öbürü epistemolojik kopuş içinde. Ondan sonra yani hibrit model diyoruz biz buna. Man nereye varacak acaba falan diye dışarıdan da seyrediyorlar bizi. Ufak bir kredi açıldı. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın kimliğinde bir kredi açıldı. Bakanı tanıyorlar zaten Mehmet Bey eskiden yani. Ona değil de yeni yönetime kredi açıldı. Yine Mehmet Bey'in bir kredibilitesi var falan filan ama yani sonuçta güzel söylemler var. Bazı şeyler de oluyor ama daha biz hastalığın iyileştirme safhasında değiliz. Daha hasta ameliyata alınmadı haberiniz olsun. Yani dolayısıyla uzaktan bizi ilgiyle seyrediyorlar ve kredi notu C seviyesine düşerse tuhaf şeyler olur. Ona da dikkat etmek lazım. Dolayısıyla hani size danışan insanlara, mali tablolarını yaptığınız insanlara hani bak kafanı bir kaldır hani kurum körlüğünden biraz ortalığa bak diye. Bir de dış ticaretin seyri maalesef tehlikeli gidiyor. Demin bahsettiğim gibi. Şimdi durum bu. İyice bakın resme. Tamam mı? Yani ondan keyif alın bundan. Hayatın her yerinde geçerli bir resim bu. Ondan sonra çok fazla insan yoksa süper, çok adam varsa içeride tehlikeli oluyor yavaş yavaş böyle. Ondan sonra yani yapıya güvensizlik oluşuyor, panik oluşuyor ve ondan sonra bunu iyice ezberleyin. Çünkü yani şu soruyu soracağım, hani 1980 ve daha sonra doğan var mı aramızda? Mesela 81, 82'de elini kaldırırsa sevinirim. Vah vah vah. Okey. Yani yapacak bir şey yok. Yani anlatacağım bununla alakalı birkaç tane tavsiye olacak yani gençlere. Şimdi bir kere 2. Dünya Savaşı'ndan beri bahsettiğim en büyük borçlanma oranlarına tekrar geri geldik. Yani şimdi demek ki herkes borçlu. Bu iyi bir şey değil. Ve işte sabahleyin
7'sinde işte Instagram'dan beni takip edenler varsa bu deli ne yapıyor falan diye işte sabah spor salonuna gidiyoruz. Orada da herkes hocam işte şirketler çok borçlu falan. E tamam diyoruz yani bu zaten alıştığımız bildiğimiz şey. Önemli olan borcun maliyeti. Mesela bir yan sanayi şirketinde burada ondan sonra. Yani Bursa'da olan yan sanayi şirketi bana bir iki yıl evvel geldi dedi falanca dedi özel banka dedi %5'le bana dedi 5 yıllık kredi veriyor almıyorsan enayisin dedim direkt. Niye abi ihtiyacım yok dedim en güzel kredi o işte ya zaten ihtiyacın yokken gelen ucuz ondan sonra düşük maliyetli kredisi neyse geçen sene arada Allah ne muradın varsa versin tuttuğun altın etsin diye hakikaten böyle yani şeye bakmak lazım yani borçları kötüdür diye bir şey yok tam tersi yani çok düşük maliyetlerle borçlanmıştır bir sıkıntı yok dolayısıyla bazen heyecanlanıyor iş insanları siz teskin edin abicim dur gel bir kere bir borçlanma havuzuna bir bakalım finans havuzuna bunu logo yazılımında yapıyoruz işte ondan sonra o yüzden yani bir risk kokpiti oluşturmanız lazım ben neredeyse ömrümü önemli bir kısmını ondan sonra İbrahim Başkan'da geçirdiğim gibi logo yazılımında da geçirdiğim için yani neler yapabileceğini çok iyi biliyorum kendilerine teşekkür ediyorum bu hususta. Şimdi iki, dünya ticaretine dikkat etmeleri gerekiyor. Dünya ticaretinin toplamı ya yani küresel ticaretin toplamı küresel gelirin %55'ini bugün eskiden 50'siydi bugün 55'ini geçiyorsa sıkıntı yok. Yani sakın hani biz buna ne diyoruz? Double check yani cross checking diyoruz biz çapraz sorgulama yapmanız lazım. Bir yerden iyi bir rakam geliyorsa başka bir yerden o rakamı sizin cross check etmeniz gerekiyor. Bunu da verimetrik yapıyoruz. Verimetrikle yapıyoruz. Beni şeyden izlerseniz verimetrikin slaytları nasıl logo yazılımında şirketin riskini bakıyorsunuz. Verimetrikten de dünyanın riskini takip edebilirsiniz. Bunu da bir kenara yazmak lazım. Şimdi bizim durumumuz ne? Bizim durumumuz şu. Türkçe'ye çeviriyorum. Bu yani bu karışık bir tablo. Vallahi de billahi de Avrupalı kadar kaliteli üretiyoruz ve ucuza satıyoruz. Mesela o yüzden Bursa'nın şampiyonluğunu alkışlıyorum. Kilogram başı 4,5 dolar önemli bir şey. Yani Türkiye ortalamasının 2.2 katı gibi bir şey oluyor. Hani hakikaten çok düşük kilogram değerlerde ihracat yapan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Hesaplaması kolay sizin için ama yani mesela bazı şirketler var 165 dolar kilogramlık ihracat da yapıyor. İşte daha da üstünü yapanlar vardır büyük ihtimalle. Yani o yüzden Bursa'nın katma değerini alkışlamak lazım. Ama diğer taraftan durum bu. Yani her biliyorsunuz inancın öğretisinde bir kendini bil diye bir cümle var. Kendini bilerek bir hayata başlamak lazım. Ülkenin genel ahvali bu. Yani çok fazla katma değer yaratmayan biraz daha hani zamanla alakalı hani sıkıntıları ve takıntıları olan o nasıl değişik bir ülkeyiz. Başkan güzel bir hikayeyle anlatmıştı onu. Şimdi durum ne? İnanılmaz bir güzellikle bütün konuşmacılar uncertainty yani belirsizliği bahsetti. Çok da hoşuma gitti. Başkanım da bahsetti. Siz de bahsettiniz. Başkanım da bahsetti. Yani bu nedir biliyor musunuz? Ben Saint Michel mezunuyum. Bir Fransız lisesinde 1980'lerde mezun olan bir arkadaşımız milattan önce diyelim ondan sonra bize tabii ne öğretildi Laplace matematiği bilimsel determinizm çok önemli diyor ki Laplace eğer bir evrende bir noktanın diyor hızını ve yerini tespit ederseniz geçmişini de geleceğini de tahayyül edebilirsiniz diyor. Ben böyle 3 sene okudum bunu lisede sonra rahmetli babam Erdoğan Erkin durdu dedi ya böyle saçma sapan şey olur mu dedi böyle kaynar sular döküldü başım biz yanlış bir şey mi öğren yok oğlum yanlış bir şey öğrenmedin ama işte matematikte bazen işte deney kaplarına koyuyorsun işte havayı alıyorsun mecburen falan öyle bir şey değil dedi dünya bak dedi büyüdüğün zaman anlayacaksın 5 dakika sonra ne olacağı belli değil dedi tamam dolayısıyla işte bilmem nerede kelebek çırpıyormuş da işte İstanbul'da yağmur yağıyor falan. Abicim başka bir çırpınışta başka bir yerde yağmur yağıyor. Öyle bir yetmeseklik yok. Dolayısıyla kuantum başladı. O yüzden logoya ne ihtiyaç var? O yüzden geliyorum. Yani bu kadar çok belirsizliğin olduğu bir yerde pergeli öyle bir yere saplamak lazım ki gerçeği bulasınız sonunda. Bu gerçek aşk gibi. Ben de aşk adamıyım biliyorsunuz. Aşk üzerinde kitaplarım var. Ne diyor Ömer Hayyam? Ey sevgili biz bir pergel gibiyiz. Ne kadar dolanırsan dolanayım etrafında sonunda bir araya gelmeyecek miyiz diyor. Dolayısıyla pergeli sapladığınız yer öyle güzel olacak ki sonunda gerçeğe döneceksiniz. O yüzden de teşekkür ediyorum. Şimdi bilgisayar ne kadar kapasiteli ve büyük olursa olsun diyor meşhur astrofizikçi Stephen Hawking. Yanlış bilgi yüklersen sonuç yanlış çıkar. Bu kadar basit. Şimdi dolayısıyla tevatürle hareket edildiği zaman ben çıldırıyorum özellikle üniversitede öyle deve dişi gibi 400'e yakın ondan sonra bilim insanıyla beraber hocam şöyleymiş böyle mişli mışlı olduğunu benim böyle gözüm dönedik mesela gözümü döndüren şey bu mesela yani çünkü otomatik olarak
hani bilimsel ahlakata, başkanın dediği gibi işte sığmıyor, yalan oluyor. Dolayısıyla verinin namusu benim için önemli. O yüzden arada bir enflasyon oranı açıklandığında vatandaş isyan ediyor. Evet, doğru, haklı isyan etmekte. Fakat işte veriyi topladığın yer, hani seçtiğin yerler olursa tabii doğru veri çıkmıyor yani, aslında yaşanan hiç çıkmıyor. Bunu Eurostat, yalnız şunu söyleyeyim, ben namusunu da teslim edeyim TÜİK'in. Eurostat Avrupa Komisyonu bir araştırma yapıyor ve Avrupa'da da açıklanan enflasyonla vatandaşın yaşadığı arasında en aşağı 7-8 puan fark oldu ortaya çıkıyor. Yani bunu da söyleyeyim. Demek ki bazı şeyleri hesaplama yöntemlerinde doğru yapmıyoruz. Yani doğru yapmadığımız için bence sırtımızı doğru bir yere dayayıp, değil mi, altyapıyı vesaireyi, tecrübeyi kullanarak ne demeliyiz? Güzel yerlere gitmeliyiz. Üstadım şeyden bahsetti, yeşil dönüşümden. Süper yalancıyız ya, bütün dünya olarak onu söyleyeyim. Bu gördüğünüz şey, her iklim konferansından sonra karbondioksit gazı daha da artıyor. Vallahi billahi yapmayacağız falan diye. Ya şöyle, kaçınılmaz bir iş var bunun sonunda. Avrupalılar da mecburen sınırda karbon vergisi gibi bir şey. Nasıl yapacaklarını bilmiyorlar, en sevdiğim Avrupalı tarzı. Ama bir şekilde yapacaklar. Ya tam olarak ne yapacaklarını bilmiyoruz, onlar da bilmiyor. Ama biz dünyayı kirleten 25. ülkeyiz. Fakat yeşil dönüşüm endeksinde 80 ülke arasında 69.lukla, şimdi sıkı durun, çevresel etki endeksinde de 180 ülke arasında 172. Yani bir halt yapmıyoruz yani, açık söylemek gerekirse. O yüzden bu dijital dönüşüm de karbondioksit gazı salmıyor diyorsanız o da yanlış. Böyle bir şey yok. Mesela fotoğraflı bir e-mail atıyorsanız iki tane çaydanlığı kaynatacak kadar karbondioksit gazı salıyorsunuz ona göre. Yani size soruyor ya bazen, fotoğrafı da forward edeyim. Etme abi sakın ya. Etmesin de. Çünkü zaten gördü yani, bir daha. Onu döndürmenin manası yok. Bu arada Amerika'da dijital oyunlar oynayan çocukların saldığı karbon gazı Amerikan otoyollardaki 5 milyon aracın saldığı karbondioksit gazına eşit bir yılda yani. Yani şimdi dolayısıyla dijitalleştik hey falan diye değil. Aslında logonun bu konudaki, yani ben dijital şirketim ama ben yeşile önem veriyorum diyorsa bunu dinlemekte fayda var. Bir iyi bir kötü haberim var. Las fıkrası gibi oldu. Şimdi iyi haberim, dünya genelinde karbondioksit gazını daha az salan enerjilere petrolden daha fazla yatırım yapılıyor son 3 yıldır. Bu iyi bir şey. Bu arada şöyle diyeyim, enerji efficient dediğimiz enerji verimliliğine haiz araçlara yapılan yatırım da doğalgaz yatırımlarından fazla yaşasın. Ama Amerikalılar hala ısrarla konvansiyonel tarafa gidiyor. Yani 1 trilyon dolar para harcamış namusunda. 10 yılda, yani 10 yılda adamlar hala petrole para harcıyorlar. O yüzden bir tam Amerikalıların hani ne diyor, ne demiş İsa Meşhur'a, affet bunları Tanrım, ne yaptıklarını bilmiyorlardı yani çağırmaya giderken. Biraz hani ne yaptığını bilmeyen bir görünüm arz ediyor. Avrupalılar, hadi anladım. Ya Çinliler de yatırım yapmıyor artık. Yani petrole, gördüğünüz gibi. Yani mesela İran, Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrolün yarısı Çin'e gidiyor. Ama Çinliler yavaş yavaş hani petrolle ilgili yatırımlarını azaltmaya başladı. Çinliler de artık dijital dönüşüme gidiyorlar. Bizim ne kadar yerli ve milli böyle kıymetli firmamız olursa o kadar iyi. Şimdi doğru bilgi olmadan doğru analiz olmaz. Bunda hemfikir olduğumuza göre yola devam edebilir. Şimdi bu tabii bir simbiyosis. Yani bunun bir sentez olduğunu iddia edemem. Yani insan aklı ve dokunuşuyla dijital aklı bir araya getirme sanatı. Şimdi bana İngiltere'de sordular, Dorchester Otel'de Huawei'nin bir şey vardı, konferansı. Dediler ki dijital zekanın karşısındaki en büyük tehlike ne? İnsan zekası, dedim ya, bir kere kabul etmiyor ki zaten. Yani o da hep daha zeki, hep daha iyisini biliyor. En kötü işte kapatırım gider diyor. Öyle olmuyor hayat işte. Yani bu bir tuhaflık. Şimdi siz tabii gençler hatırlamazsınız. Ben bu evolüsyonun tamamında yer aldım. Böyle. Tamam. Tuhaf böyle şey. Monokrom ekranlar, bilmem abuk sabuk. Palm diye bir alet vardı. Mümkün diye hatırlamaz. Üstadlar hatırlar. Ne işe yaradığını anlayamadan ortadan kayboldu falan filan. Ondan sonra telefonlar büyüdü, küçüldü vesaire. Ama tuhaf bir yere geldik. Bakın 2010 yılından beri dünyada akıllı cihazlardan ses geçmiyor, data geçiyor. Bak gördünüz mü? Yani şimdi aradaki fark mı? Yani bu evrimin önemini anlatmak için. Ya bilmiyorum, eskiden bir reklam vardı. Hani, yaz kızım Osman Efendi. Hatırladınız mı onu, reklamı? Ondan sonra ya gençler tabii bakıyor. Gereksiz, bilmenize gerek yok zaten. Ama hala böyle var yani. Telefon, ya kardeşim işte at mesajı, bağırmak istiyorsan büyük harf. Bu kadar basit, tamam. Ama daha büyük gelişmeler var. Mesela soru sormuşlar. Who's open to open data? Yani açık, ondan sonra kaynağı yakın. Abi şaşırmadınız. Türkiye sonuncu. Tabii ki sonuncu yani. Ondan sonra ya kardeşim
Adamlara diyoruz ki mali tablo şeffaf oldu. Kimi neyi saklıyorsun? Harbi bir rahatsızlık var mesela. Yani ondan sonra mesela sanayi envanterin çıkmamasının sebeplerinden bir tanesi. Herkes abi rakibin bilmesin. Ya neyi bilmeyecek ya kardeşim işte. Kötü olduğunu bilmesin o ayrı mesele. İyi olduğunda biz burada biraz sıkıntımız var. Yani logo yazılımın kıymetli yöneticiden yani çıktığınız yolda arada bir bunalıyorsunuz büyük ihtimalle. Yani elinizden geleni yapıyorsunuz açık kaynak. Çünkü açık kaynak iyi bir şey. Açık kaynakla yazılımlar gelişiyor. Yani insanlar kendilerine ait yazılımlarını açık kaynağa veriyorlar ki ya bir başkası gelse bunu mesela Airbnb, Uber falan bunlarla oldu. Mesela dün bir genç adam beni aradı. Hocam aplikasyonda bir şey buldu. Söylemiyorum çünkü bizler projeleri kopyalanıyor hemen gidiyor. Dedim oğlum güzel yani bunun güzelliği dedim kimse el değmeden bu işi yapabilecek mi? Abi işte yazıyoruz falan diyor. Çünkü işte open source kullanıyoruz falan ama Türkiye hakikaten kötü durumda. Yani bunu bir aşmak lazım. Fakat evet, onu da anlatacağım size. Geçenlerde bir yazı yazdım, paylaştım. Ya bunlar ne deli adamlar? Bu şey olsun, bu Ruslar falan hani İsrailler bizi çalacaklar diye bunlar da kapatmışlar kendileri. Mesela 5G'de en kötü durumda olan bu gördüğünüz şeyler, nasıl diyeyim, ülkeler. Evet çok kötü. Mesela İsveç'in niye olduğunu anlamadım. 5G'ye veya 5.5G'ye geçiş konusunda ciddi bir direnç var hükümette mesela yani. Geçmek istemiyorlar. Büyük ihtimalle kafaları karışmış olabilir bu NATO, Amerika. Çünkü 5G dediğin zaman Çin hoş geldin diye geleyim yatırım yapayım falan. %100 belki de onunla alakalı. Şimdi bizde durum ne? Mesela Avrupa'nın en kötü interneti bizde. Ya şimdi siz de diyorsunuz ki kardeşim %99.99 kesintisizlikle yöneteyim fabrikamı falan. Ne mümkün ya böyle bir şey imkansız. Çünkü İndirme hızı o kadar yavaş ki istatistikte mesela Instagram'da en çok süre geçiren Türklermiş. Tabii ki geçiriyor. Fotoğrafı indiremiyor herif. Nasıl çıksın? Instagram'dan çıkamıyor. Habire akış yenilenmedi. Akış yenilenme. Çıldıracaksın. Instagram'da ya girdik çıkamıyoruz. O yüzden çıkamıyoruz. Mesela Rusya'dan bile kötü kardeşim ya. Ya anlatabildim mi? Şimdi ya bazen bize haksızca eleştiri yapıyorlar. Sanki bütün gün Türkler böyle geziyormuş. Hayır abi adam hakikaten indiremiyor fotoğrafı yani ve bunu mesela geçen de Antalya'da oldu işte Antalya'da bir yere gittik çıktık restoranı bir tanıtayım dedim yemin ederim size yani Antalya'nın merkezinden bel dibine gelene kadar indiremedim fotoğrafı yani yok yani şey, çok kötü GSM altyapısı çok yavaşız yani şimdi bu yavaşlık içerisinde siz elinizden geleni yapıyorsunuz ki işler hızlanıyor vallahi kolaylık versin vallahi başka bir şey demeyeceğim şimdi enflasyon meselesi Amerikan Ulusal Güvenlik Belgesi Carter zamanından beri açıklanır halka ve o zamandan bu zamana ilk defa Amerikan Ulusal Güvenlik Belgesi'nin içerisine ulusal güvenlik riski olarak enflasyon eklendi. Rusya için 3 numara enflasyon. İlginç. Demek ki yani yabancılar bu enflasyonla mücadele konusunda çok yatkınlar. Biz diyorlar ki biz bunun üstüne gideceğiz diyor. Gerekirse bir daha faiz arttıracağız diyor. Zaten Fed Başkanı Powell diyor ki durdurduk demek bir daha arttırmayacağız anlamına gelmiyor ona göre. Siz yani iş sahiplerini uyarın. Abi öyle rüya görmeyin sakın. Yani özellikle döviz cinsinden borçlananlar var. Onlar bir dikkat etsinler. Peki soracaksınız. Hoca işte yakın zamanda enflasyon durur mu? Vallahi görülmüş rüyam tutulmuş falan var. Yani çok bilimsel olmadı ama yani yok öyle bir şey. Mesela gıda emtiyası çekirdek enflasyonun içinde yer alır. Çekirdek enflasyon ne diye merak eden oluyorsa hazır kaydı alın diye. Mevsimlere bakılmaksızın her ay satın almak mecburiyetinde olduğumuz mal ve hizmetler. Bunun ismi çekirdek enflasyon. Hiçbir meyve çekirdeğinden küçük olmayacağına göre çekirdek düşmezse enflasyon düşmüyor. Bak ne kadar basit anlattım. Yani dolayısıyla gıda fiyatları bu kadar deli gibi dalgalandıkça ve yerli ve milli üretim ve gıda milliyetçiliği korkunç bir hortlamış durumda. Biz bu fiyatlarla başa çıkamıyoruz. Mesela Brezilya kahve seven kim var? Mesela ben çok seviyorum. Yani mesela neden kahve fiyatları artıyor? Brezilyalılar daha fazla denize dökmeye başladı biliyor musunuz? Kahve taneleri. Yani kahve mahsulünü alıyor, hop yarısı denize. Eskiden yakıyorlardı, şimdi onunla ilgili işte Amazon'da sıkıntılar oldu falan filan diye. Böyle olmaz. Ha biraz Çin'in nasıl diyeyim size, üretim tarzını değiştirmesi sebebiyle metal fiyatlarında bir sakinleşme oldu, bunu kabul ediyorum. Ama bu sakinleşmeye aldanarak stop yapan arkadaşlar var. Hani ileride nasıl artacak diyor. Aman abi işte dedim ne dedi Adanalı hani rahmetli de sollarda aman dikkat. Yani her zaman bir dikkat etmek lazım. Amerikalılar diyor ki biz 2023'ün de sonrasına ondan sonrasına da enflasyonun sarkacağını düşünüyoruz. Hatta Avrupa
Birliği, Dünya Bankası, OECD falan bunların raporlarına baktığımızda Avrupa ve Amerika'da gerçekten %2 enflasyonun 2026'ya falan sarkacağını söylüyorlar. Yani orada da enflasyonla mücadele devam edecek. Üstadım çektiyse hemen geçiyorum sayfayı. Tamam. Onlar. Peki Amerikalılar ne yapıyor? Bak tehlikeli işe bakın. Niye Amerikalıları önemsiyor? Bana ne Amerikalılardan? O doğru ama dünya tüketiminin %33'ünü yapıyorlar. Yani Amerikalılara mal satmaksak üzülebiliriz hep beraber. Ama Amerikalılar mal satın almamaya başlamış. Ama enflasyon olduğunu Amerikalılar ne yapıyor? Statistanın rakamı ve statista yani 1009 kişiyle yapmış bunu. Nisan 2023 valla öncelik tespitini artık iyi yapıyorum. Artık bol bol iskontoları falan takip ediyorum. Arabamla saçma sapan bir yerlere gitmiyorum. Ondan sonra öğlen yemeği, akşam yemeğine çıkmıyorum. Evde çok fazla elektrik ve gaz kullanmıyorum. Hobilerimin önemli bir kısmından vazgeçtim. Bak bunlar çok ciddi cevaplar. Bu ne demek? Tüketimden vazgeçiyoruz. Hal böyle olunca coşturmak için tüketicilere ne yapmak lazım? Influencerlar. Heh. Bu sabah itibariyle değil mi? Gelir, evet bravo, broştular. Ve hakikaten baktığınız zaman normalde influencerlar tarafından influence olmayacağını düşündüğümüz ülkelerde bile vatandaşlar 2019'da 2023 arasında verilen cevaplarda evet ben influencerlar sayesinde bu malları satın aldım demeye başlamışlar. Bunlar da galiba değil mi gelir vergisi şeyinden pardon kurumlar vergisi bir şeyden ne, muaf mı tutuldular? Oh tamam. Ama öyle. Allah bilir bizim perakendeciler yalvarmışlardır abi bunların üstüne gitmeyemiz bunlarla mal satıyoruz falan filan. Bu ilginç bir trend ve ikinci eli muazzam bir kayış var. Yani büyük ihtimalle muhasebeleştirme işlemleri eğlenceli olacak bundan sonra. İşte amortismanıydı bilmem nezi. Muazzam ikinci el var. Mesela bu hafta sonu mesela bir çöp torbası üreten şirkete gideceğim. İkinci el olmaz tabii orada ama o yüzden onları ilgilendirme. Onlarla da ilgili bir şey var. Çünkü gelir düşmeye başladı mı vatandaş 3 şeyden feragat ediyor. Bunu hiç unutmayın. 1 güvenlik, 2 hijyen, 3 kalite. Bitti. Evet. İşte cılay lallum, bir sürü iş, influencer bilmem ne falan. Hani restorana gitmek istiyor vesaire. Yani şöyle diyeyim size. Fakat Türkiye'de durum farklı. Hazır mısınız? Eğlenceye geçelim şimdi. OECD'de anket yapmışlar. Biliyorsunuz abim Kerem Alkin OECD Büyükelçisi Paris'te. Ona eğlenceli şeyler yolluyor bana. Bunlardan bir tanesi de bu. Orta gelir seviyesinde olmadığı halde kendine en çok orta gelirli hisseden ülke hangisi? Cevap veriyorum. Yalnız ve güzel ülke Türkiye. Herkes kendini orta gelirli zannediyor. Normalde %49 ama %80'i öyle zannediyor. Dolayısıyla ona göre harcıyor. Ver motivasyonu, ver coşkuyu, direkt satın alıyor. Şimdi dolayısıyla hükümet de bunu biliyor. Her hükümet bunu biliyor. Dolayısıyla arada bir gaza basıyorlar, arada bir frene basıyorlar. Şimdi gaza basma devri gelecek. Ve o gaza basma devri geldiğinde merak etme, acayip işler olacak yani. Hazır ol. Tamam yani o yüzden bugün işte ağlayanlar şöyle diyeyim yani sunumun sonunda da söyleyeceğim abi denize düşmeden evvel yüzmeyi öğrenmiş olman lazımdı yani belli bir şekilde çılgın bir dalgada yüzecekler sonra ortalık sakinleştiğinde mecali kalan yüzmeye devam edecek işin esası bu yani ayakta kalmaya gayret etsinler geliyor güzel günler yani sonucu ne olur onu bilmiyorum. Şimdi 2024'te enflasyon %40'ın altında hangi ülkelerde olmayacak? Yine yalnız ve güzel ülke Türkiye tabii ki yani o yani Merkez Bankası %36 diyor. Mümkün ki ya matematiksel imkansızlık var bir kere yani 45-50 arasında olur minimum bütün hesabınız ona göre. Ben sizin yerinize olsam mesela logo yazılımı nasıl kullanırım? Kendi enflasyon endeksimi yaparım valla. Sizin olanaklarınızdan yararlanarak çünkü yani devletin açıkladığı resmi rakamlarla falan mali tablo yapamaz. Batarlar bir kere. Yani. Ne alakası var zaten yani. 25-30 tane en baba maliyet kalemini alıp başta raporlama falan filan var değil mi? Ne güzel. Ya siz risk kokpitinizi buna göre ayarlayın bence çok daha iyi oluyor. Onlara da söyleyeyim bunu yani. Sizi de uğraştırmasınlar boşu boşuna. Yani lüzumsuz sorular. Mesela bana de yıl sonu enflasyon olacak. Sana ne diyor cevap veriyor. Bak, ekonomistten adam böyle bir cevap işitiyor. Dedim seni ilgilendirmiyor ki sen. Sene sonu enflasyon ne yapacaksın sen? Asgari ücret zaten asgari ücret bir tane adam çalıştırıyorsun asgari ücretli sen de ya hakikaten sen onu işte hocam öbürleri de istiyor canım onlarla uzlaşırız önemli olan senin aslında girdilerinin maliyeti ne kadar artıyor geriye dönük 3 sene bak yeri, ondan sonra 2 seneyi nokta atışı buluyor 6-7 ay içerisinde eğer düzgün dijitalleşmeyi kullanırlarsa inanın nokta atışı bulurlar şimdi bizde bir de bu var Allah yardımcınız olsun yani ya adamın her işi yapıyor holdingleşme tarzı böyle.
Evet vallahi enflasyona karşı korunma metodu üstadımın dediği gibi Erdar dede var. Böyle olmuyor tabii ya. Yani biz mesela çok iyi hatırlıyorum. Bu işte TÜVTÜRK'ün biliyorsun muayene istasyonların işte yönetimiyle oturuyoruz. Bir adam geldi dedi ki ben dedi istasyonumu devretmek istiyorum. Niye ya, deli misin ya? Ya abi sorma dedi. Kazandım parayla bir yerde otel yaptım dedi. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Batırdım parayı diyor, tamam mı? Ama ikisi birden batıyor. O yüzden mümkün mertebe ya size parlak fikirlerle yeni şirket atacağım. Açma abi dur sen falan diye. Tamam anladım. Yeni iş çıkıyor size ama batacak ya. Ya anlatabildim ya. Yani. Biraz hani aklı başında işler yapsalar iyi olur. Bak rahmetli de sollardı. Piyasayı duymayan şirket sonunda yapsatçı olur. Koskoca şirket anlamadı ki bir gün bütün herkes resimleri buradan çekecek ya. Başka bir şeye dönüşecektin ya. Yani olmadı ama. Cüsse de büyüyünce görünmüyor, anlaşılmıyor bir türlü. Yani o bir anda öyle sudden death diyoruz biz buna hani. Gomis'in penaltısı bilir misiniz onu biz? Galatasaray stadında oturuyoruz. Adam geldi, vurdu. Maç bitti. Bizim anlamadı seyirciler. Ne oldu? Maç bitti abi dedim hani. Hani şeyle hani kaçıran bitiyor tarafına. Bilmiyorlar tabii. 5'e 5 atıldıktan sonra sanki sonsuza dek atılacak zannediyor onlar şeyde. Yani Gomis'in penaltısı gibi bir anda bir bakarsın maç bitmiş. Sen anlamamışsın bile yani. Böyle etrafına bakıyorsun. Şimdi nasıl bir kitleyle karşı karşıyasınız? Hadi rehabilite edeyim size. Bu konuda. Ondan sonra filmin en heyecanlı yeriydi üstad. Haberin olsun şimdi. OECD'de de anket yapmışlar. Demişler ki sağlıklı hissediyor musunuz? Lacivert OECD kırmızı biziz başkanım. Bak şimdi geliyor. Tüp gibiyim diyor, cevap veriyor. Kırmızı. Peki tamam. Uyuyor musun? Hayır. Uyku tutmuyor Türk insanını. 6 saat 2 dakika OECD ortalaması. Gerçekten binlerce kişiyle. Ya peki stresli misin? Ne diyorsun? Atarlı adam Mikael. Futbol Federasyonu biliyorsunuz genel sekreterliğini yaptım 3,5 yıl. Allah başka acı keda vermesin kimse. Ondan sonra bu sporda şiddet yasası çıktı. Ben dedim ki arkadaşlar sanki dışarıda millet çok kibar stadyumda mı deviriyor? Öyle bir teoriniz mi var falan? Yok, alakası yok. Muazzam derecede sinirli, asabi. Aynı zamanda spordan da uzak. Mesela soruyorlar haftada 2 saat egzersiz yapıyor musun? Hayır cevabıyla sondan birinciyiz direkt o işinde yani. Hiç Endonezya falan bizden daha iyiymiş. Ondan sonra sigara kullanıyor musun? Adam felaket. Alkol var mı? Direkt yalan söylüyor. Hiç ağzıma koymam falan filan. Yani bazı abiler var. Hani tek başına bu oranı tutturuyor zaten. Tanıyorum onu. Şimdi hal böyle olunca otomatik olarak kendisi hakkında işine geldiği zaman yalan demeyeceğim, yanlış bilgi verebilme kapasitesi olan bir toplumla karşı karşıyasınız. Tamam, mümkün mertebe sizden de onu istiyor. Ne diyor başkan? Ahlak diyor. Başta verinin namusu, ahlak diyor. O yüzden üst üste, yani çok seviniyorum ki çok tecrübeli bir başkanla görüşlerimiz bu konuda hani uyuşuyor vesaire de. Şimdi bu şeyi anladık. Mega trendlerden haberi yok kimsenin. Efendim işte Çinlere inanılmaz derecede mal satarsın abi. İnanılmaz derecede mal satarsın. Çin'e mal satmakta sıkıntı yok. Zaten hazır olun. 2.7 trilyon dolar ithalat yapıyor. Yani bizinden alıyor mal. Bazı Avrupalı firmalar oldu. Ama bunun yolunu bulmak lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği düşen trenddeler ama yine umut var ama yani biraz bizim mesela devletimizin Çin'le alakalı ilişkilerini bu Türkistan meselesi vesaire bir sürü şey var biliyorum ama biraz daha şey getirmesi lazım. Düzgün bir ondan sonra temele dayandırması lazım artık. Çinleri yok varsa yedek yani bir yere gidemeyiz. Fakat hazır bundan bahsederken aslında başkanın ahlak diye üstüne koyduğu şey aslında istişareden çok hoşlanmayan, bilgiyi kendine saklayan merkeziyetçi tarzda yönetimlerin aslında ne iş dünyasında ne de toplumu yönetmekte iyi bir yere bizi götürmeyeceğini aslında anlatmaya çalışıyor. Ben size şöyle anlatayım. Başkanıma haddim olmayarak pekiştireyim sözlerini. 2000'li yılların başında hatta pandemiye kadar dünyada full-fledged demokrasi yani demokratik standartlarda yönetilen insan sayısı, ülke demiyorum insan sayısı çünkü bazı yerler eyaletlerle yönetildiği için %50'nin üstündeymiş. Bu iyi bir haber yani. Nasıl değil mi? Biz bunu liberal demokrasi olarak adlandırıyoruz. Hani liberalizm neredesiniz? Ne demektir? Hani nereyi tarif eder diye. Şöyle diyeyim size. Vatandaşların özgür iradeleriyle kendileri için en doğrusunu bulacağına inanan ve bu yolla toplumsal faydayı artırmaya çalışan bir rejim türü. Yani liberalizm. Yani işte hak ve özgürlükler üzerine kurulu falan filan. Şimdi bu böyle kalmamış. %29'a düşmüş.
bu iyi bir şeydi. %29'a düşünce tabii bu tarz iş liderleri ve bu tarz devlet liderleri tekrar hortlamış. Yani bak ne diyor, elbette konuşma özgürlüğü var ama konuştuktan sonra özgürlüğü garanti edemem. Mesela ondan sonra Adanalı bir arkadaşımız vardı, ondan sonra ismini söylemeyeceğim, tanıyan olur diye. Adamcağız mesela bilişim sektörünün işte gurularından bir tanesi. Bir gün hepimizi böyle bir salona topladı. Ondan sonra işte şey dedi bize, işte yaptıklarımdan ettiklerime itirazı olan var mı diye. İşte biz de genciz hani, tam elimizi kaldıracağız. İki baba yiğit benden önce kalktı diyor. Bir şeyler söyledi. İyi ki ben söylemeyeceğim. Adamları attı işten ha ikinci gün. Dedim abi niye adamları söylettirdin o zaman? Terbiyesiz herifler falan dedim. Senden bir halt olmaz. Olmadı da zaten adamdan hiçbir şey. Ondan sonra yani bu iyi bir liderlik tarzı değil. Alex Ferguson'ın Leading diye bir kitabı var. Merak eden varsa okusun. Yani o Sir Alex Ferguson'ın. Yani diyor ki gözlemin gücü çok önemlidir diyor. Mesela gözlemin gücünü şöyle anlatıyor. Mesela bir gün diyor kültür fizik antrenmanına girdim. O zaman Aberdeen'i çalıştırıyorum. Ondan sonra genç yardımcım geldi diyor ki sen kültür fizik antrenmanında ne işin var ki diyor ya. Onu ben yaptırırım diyor. Sen diyor tribüne çık deyince kızdım diyor. O sırada yaşlı yardımcım geldi. Çocuk doğru söylüyor dedi. Neyse ben de diyor oflaya poflaya tribüne çıktım. Bir daha da inmedim diyor. Gözlemin gücünü anladım diyor. İyi bir yönetici her zaman meselelerin ortasında olmaz diyor. Her altın içine girmez diyor. Sonuçta diyor güvenir. Ondan sonra ve kalifiye insanlara diyor bazı işleri emanet eder, kendi işine bakar diyor. Burada öyle değil. Merkeziyetçi olduğun zaman onu her alta böyle bulaşıyorsun. Ve Aldous Huxley'nin çok önemli bir kitabı var. İşte Brave World Revisited'de diyor ki ya her sabah kalktığında bir kriz oluyorsa idare sürekli kendine müdahale hakkı görür diyor. Kendi krizlerini kendini yaratır ki her gün müdahale etsin diye. Bundan kaçınmak lazım. Yani işletmelerdeki durumda sürekli kriz yaşanan işletmelerde bir deyin ki abicim hani durdurun, dünyayı inecek var. Bulaşmayın ise. Şimdi içinizde kendi çalıştığınız yerde veya başka bir yerde ya da evinizde şöyle bir şey geçiriyor musunuz? Kardeşim anlatıyorum bir türlü anlamıyorlar ya falan diye. Elini kaldırsın, dürüstlükle elini kaldırsın herkes. Yani anlatıyorum anlamıyorlar. Bak ben kaldırıyorum. Tamam. Şimdi bunun sebebini tamam başkanım hemen arz edeyim. Yine OECD'de bir anket yapmışlar. Yetişkinler okudukları basit metni anlıyorlar mı diye. Abicim Türkiye Cumhuriyeti sondan ikinci. Yetişkinlerin %40'ı okudukları en basit metni bile anlatmıyor. Abi işiniz iş, haberiniz olsun. Yani çok basit anlatmanız lazım ki millet onları kullansın. Gerçekten. Sırf siz kullanmıyorsunuz. Şirketin içindekilerle kullanıyor. Dolayısıyla bunu düşündüm ama bunun entelektüellikle bir alakası var mı acaba falan filan diye. Sonra daha empati kurarak bir yere geldim. İnsanlar bizi dinlerken nasıl dinliyor biliyor musunuz? Kalplerindeki kırıklarla dinliyorlar bizi. Ruhlarındaki delik deşik halleriyle dinliyorlar. Daha evvelki kötü tecrübelerle dinliyorlar. Başlarına gelenlerle dinliyorlar. Evdeki kavgalarla dinliyorlar. Anladım ki konunun entelektüellikle bir alakası yok. Aslında insanlar korku içinde. Bir de bir alışkanlıkları mesela. Oflu Hoca denize düşmüş. Herkes ver elini diyor, almıyor. Birisi demiş ki off leader al elimi diyeceksin demiş, tamam mı? Yani adam hani boğulurken bile vermiyor elini. Bak sen al. Yani, o yüzden bazen insanlara al elimi demeniz gerekiyor. Yani anlamıyor çünkü. Siz iyi bir şey söylüyorsunuz o onun kötülüğüne zannediyor. Ve üniversite camiasında biz bunu çok yaşıyoruz yani mesela. Geçenlerde bir hanımefendi geldi. Bunların hepsi deli falan dedim. Evet doğru ya zaten deli olmasa burada işi ne dedim. Tamam. Üniversite içerisinde ama dışarıda böyle güzel işler yaparlar. Biz dedim yüzlerce deliyi kontrollü serbestlikle çalıştırıyoruz hanımefendi. Hadi yallah falan. Yani hem kadını rahatlattım tamam mı? Hem de bir empati. Başka çare yok. Başka çare yok. Tabii yaş büyüyünce yani sizler kadar tecrübeli olmasam da yavaş yavaş şey olmaya başladı kafamda. Yani ona zart buna zurt onda bir şey olmuyormuş. Şimdi bu önemli bir tespit. Şimdi hocanın teki demiş ki bu gerçek. 17 tane asistanı demiş ki ben şimdi bugün test yapacağım cam mekanın arkasındaki adamcağıza demiş elektrik vereceğiz. Az çok çok fazla ölümcül. Wow. Peki toparla vermişler adamcağız elektrik verildiğinde titriyor falan filan. Biraz böyle dozajı tam ölümcüle bir tane ölümcüle gelirken bir asistan sayıyor. Dur lan herife ne yapıyorsun öldüreceksin falan diye. Ondan sonra hocayı itmiş böyle. Deney durmuş. Adama elektrik vermiyorlar. Adam bir hafta tiyatrocu elektrik çarpma taklidi bunu çalışmış falan. Ondan sonra deney çocuklara. Dilsiz şeytan mısınız diye. Yani gücü görünce yapılan fenalığa. Ondan sonra tepki gösteriyoruz. Bu çok önemli bir deney bu yani. Bunu çok hoşuma gitti yani adam. Biraz deli, normal bir adam değilmiş onu bizden o da. Ama yani bu mesela şey yapmak yani baskı altındayken doğru karar verme
sana temsil. Bunlardan çoğaltmak lazım. Yani şirket de birileri bir şey itiraz ediyorsa falan, deyin patronlara abi canım, dur bir dinle ya. Yani bir şey söyle. Çocuk bir şey söylüyordur belki. Mesela bizde öyle değil ama adam sürekli kalbi kırık. Bak yalan habere en çok maruz kalan ülkede. Hep kandırılmış bir kere. Tamam mı? Felaket bir şekilde yani. Ona sürekli kandırılmış durumda olduğu için ne olmuyor? Şey olmuyor. İnanmıyor yani. Siz doğru bir şey söyleseniz de size inanmıyor. Ve sürekli risk takibini bu şekilde yapıyor yani. Ve ikisi de risk altında. Haberi yok mesela. Hani bir de bu var mesela. Yani bu mesela, reis ne derse diyorsun falan, tamam mı abi, kaptanım neydi abi, no safety smoking falan, hadi yakınsın, böyle bir şey de diyemiyorsun. Dolayısıyla şirkette genç yaşta hani yöneticiliğe doğru soyunan arkadaşlara kaydı aldığınız için söylüyorum, oradasınız. Sonra şunu diyeyim, bir yere kritik karar alıcının fikrini değiştirecek gücünüz falan yoksa antipatik yorum yapmayın. Bak, çok acayip bir şey söyledim bir anda. Geçenlerde İstanbul'dayım başkanım, yemek yiyorum, olmuyor. Genç bir arkadaş geçti önümden, başkan biliyor hadiseyi. İşte o, işte, hocam çok güzel videoların, Allah razı olsun falan, ondan sonra yazıların da çok güzel. Ama ne oğlum falan, ama hocam, oğlum bir otur ana, ya hocam sonra söylerim, oğlum tanımıyorum ki seni, bir daha ne zaman göreceğim dedim, deli misin, otur falan. Dedi ki, niye sert yazmıyorsun da? Ben dedim ki, faydası var mı? Mesela ben bir yazı yazacağım. Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım diyecek ya, Emre Hoca'yı çok kırdık ya, 50 puan daha yapalım. Böyle bir şey olmayacağına göre önemli olan şey şu: işler sarpa sardığında soru sorulacak adam kıvamında durmanız gerekir. Tamam. Çünkü neden? Doğru sözden güzeli doğru zamanda söylemiş söz. Ondan güzeli doğru işi yaptırmak. Niye bu hataları yaptım diye söylüyorum. Ya. Hata yapmasaydım bunları anlatamazdım. Haklı çıkmaya uğraştım. Hiçbir kıymeti harbiyesi yok haklı çıkmana. Önemli olan doğru zamanda doğru şeyi söylemek. Çünkü antipatik kişi olursan sana sormuyorlar bir daha. Halbuki çözüm sende. Çünkü elden ayrıksız tuhaf bir çocuksun. Zaten zanlısın. Tamam, bir numaralı. Ondan sonra. O yüzden diyeceksin ki, vardı efendim zaten benim bununla alakalı bir hani falan diye koyacaksın ortaya. Biraz da teknoloji kullanırsın. Şimdi bir de lisanımız kötü. Yani bu mesela, o yüzden dijitalleşmekten hoşlanıyorum. Ha. Bunu kendi elimle çektim ben. Göktürk'te 3M Migros karşısında eczane. Bir de hızını alamamış adam. Ayrıca şerefsiz falan. Ya şimdi tabii merkeziyetçilik, her gün kriz hali, dediğim deduk, paran oldu mu karşı tarafın anlayacağı lisanın bu olduğunu düşünmeye başlıyorsun. Ve dijitallik ortadan kayboluyor. Yani innovation ortadan kayboluyor. Şeylik ortadan kayboluyor. Dolayısıyla bir de buna bakın. Bak ne diyor sevgili çocuklar, bahçeye şişe ve benzeri çöpleri atmayın, yaşlandım temizleyemiyorum, sizleri de çok seviyorum. İmla hatası müsnesna, öyle bakın, de ayrı yazılır tabi. Ama kalbe hitap etmiş adam. Kalbe hitap ettiği için başarılı bir şey bu. Ya buna çöp atabilir misiniz? Buna at, ben attım bunu sizin için, merak etme. Yani ben mesela buna atarsın yani, tamam mı? Ama buna atamazsın yani. Çünkü hitap ve ifade tarzı dijitallikle pekişen muazzam bir iştir. Doğru bilgi ve ifade yan yana geldiğinde muazzam işler çıkarız. Herkes zanneder ki bilim matematiktir. Hayır, bilim matematik falan değildir. Bilim aslında bizim hayatımız boyunca gözlemlediğimiz, başkalarının hayatının da gözlemlerini aldığımız keşif, tecrübe, yaşananlar ve tekrarlananları alıp matematikle rasyonalize edip ifade etmektir. Sadece matematik değildir. Bilim tecrübedir, keşiftir. Efendim, hayatın ta kendisidir. Yani. Onu karıştırdığımız için zannediyoruz ki matematikle her altı çözeriz diye. Hayır. Aslında insanla teknolojinin birleşmesidir bir anlamda bilim. Ve diyor ki, normalde gelişmekte olan ülkeleri toplamda aldığımızda siyah şey çıkıyor. Neydi? Grafik. Demokratik standartlarla yönetilen gelişmekte olan ülkeleri aldığımızda da mavisi çıkıyor. Bunun en başında ahlak var, demin başkanın dediği gibi. Ahlak dediğiniz zaman için içine çok şey sığıyor. Etik dediğiniz zaman evren daha da büyüyor bundan. Şimdi dolayısıyla bizim rekabetli değer oluşturmamız lazım. Yani aslında şöyle bir şey. Geçenlerde işte hanımla birinci yılımızı doldurduk evlilikte, söz verdim işte bir yere götüreceğim diye. Ya böyle bir müesseseye gittik ya, hiçbir şeye hayır demiyorlar. İlginç.
Sonunda kenara bir not yazdım. Dedim ki iyi müesseseler daha iyi olmaya, mükemmel müesseseler hata yapmamaya çalışıyor. Aradaki fark. Şimdi hata yapmamak için dijitalliği alabildiğini kullanmak lazım. Böyle rekabet oluyor. Yani hata yapmayanlarla beraber yapılan rekabet daha eğlenceli. Yani değil mi? Serüven gibi bir şey. Öbür türlü hep iyisin, iyisin, iyisin. Ne oluyor? Bir hata yapıyorsun. Bir jestle telafi etmek istiyorsun. Müşterinin kalbini geçmiş olaya. Şimdi buraya bakınca aklıma 2003 yılında, bunu başkanım biliyor, bir kere daha anlatmıştım onu hatırlarsanız. Bir konferans verdim Londra'da. Böyle deli deli konuşuyoruz. Ondan sonra 3 tane profesör, bir tanesi hanımefendi de geldi. Dedik çok güzel anlattın, bir şey eksik bıraktın. Nedir dedi? Eksik bıraktığın yerde de gülümseme eğrisi. Bak sana anlatalım. 1970'lerde de fabrikasyon faaliyeti. Hulusi Kentmen'in fabrikatör olduğu zamanlar, biliyorsunuz siyah beyaz filmlerde. Fabrikasyon faaliyetinin 1970'lerde bile fiyat içindeki payı %23. Bugün %11 dedi. Wow. Peki nedir dedim ben, %88 daha fazla değeri veren. Anlatıyorum. Marka, tasarım, inovasyon, Ar-Ge, teknoloji, insan kaynağın eğitimi, efendim altyapı, teknolojik altyapı, kritik altyapı, tabi başkan orada üretim yaparken su kesilmemesi lazım bilmem ne falan. Ama diyor uçtan uca finansman, uçtan uca muhasebe, uçtan uca lojistik, uçtan uca her şey, reklam, satış. Adı öyle bir saydı ki not almakta zorlandı. Bu dedi kocaman bir ekosistem. Bu ekosistemi dedi %99.99 kesintisizlik de dedi çalıştırmaz iseniz dedi değer yaratmanız çok mümkün değil. İşte o gün bugün önemli bir parçasını Üstad demin anlattı ya. Yeşil de bunun içine girdi işte bunu. Şimdi şeyle beraber, Huawei ile beraber yaptığımız araştırma gösteriyor ki yüksek teknolojiyi yaptığınız işlerin içine koyduğunuzda öngörebildiğiniz gelirin bile %24 üzerine çıkabiliyorsunuz. Müthiş bir şey yani, verimlilikte inanılmaz bir yere. Mesela Japonlar hala teknoloji katsayısını hesaplıyor mu? Bazen diyorsunuz ya hocam bu nasıl orta vadeli program, yani milli geliri yine yanlış hesap, bilemiyoruz ki çünkü sanayicilerimizin teknolojiyi kullanarak çıtayı öyle bir ileri götürüyorlar ki bunu bir teknoloji katsayısıyla hesaplamak mümkün değil. Yani teknoloji eksponansiyel bir şekilde üretimi arttırıyor, verimliliği arttırıyor vesaire. Buna çok dikkat etmek lazım. Zaten müşteri de dijital olun istiyor. Yani muhasebenin bir ucu aslında müşteri, bir ucu da vergi dairesi. Onu işte yapacak bir şey yok. Ama ya biz de bundan hoşlanıyoruz yani. Ben de görmek istiyorum işte bütün işlemlerimi vesairemi. Bir restorana gittiğimde artık kağıt fatura almıyorum. Çünkü e-belgeyi kayıtlı olduğum için pat diye 2 dakika içerisinde benim e-mailimi düşüyor. Bunlar aslında bizi güzel. Ve bu demin de başkanın dediği gibi şeffaflık, dürüstlük, yapılan işlemlerden korkmamak, kaçmamak, yani saklayacak bir şeyinizin olmaması anlamına da geliyor. Dolayısıyla faydalı işler üretiyoruz. Ve enteresandır bu grafik. Pandemiden evvel çıktı. Pandemiden evvel dediler ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bordroda çalışanlardan çok daha fazla 2027 yılında freelance çalışanlar olacak, haberiniz olsun. Bunun üzerine Kaliforniya valisi Arnold'dan sonra Kaliforniya valisi bunu önlemeye çalıştı, vazgeçti. Bu önlenemez bir şey. Dolayısıyla bizim muhteşem bir dijitallikle donanılmış, dijital kabiliyetlere sahip gençlerle beraber geleceği yürümemiz gerekiyor. Ne diyor CEO? Bu adamlara eğitim verdi, gel giderlerse diyor. İnsan kaynakları müdüresi de diyor ki kardeşim hiç eğitim vermeden kalsalar daha mı iyi yani? Yani dolayısıyla eğitimi vereceğiz bunlara. Başka da bir çaremiz yok. Şimdi doğru insan kaynağıyla çalışacağız ve sadece kabiliyete güvenmeyeceğiz. Ben nice kabiliyetli insanlar gördüm. Ne oldu? Bak ne diyor şey ondan sonra ya meşhur neydi bizim, onu Beşiktaşlı yorumcumuz, onu Beyaz TV'de yorum yapıyor. Kim? Yok ya, Beşiktaşlı. Sinan Engin. Ha, Sinan abi çok enteresan ve çok komik bir adam. İşte bir gün diyor bize diyor Sergen'i getirdiler. Aman dikkat et oğlum, at yarışı oynuyor. Tamam abi dedi. Hepimiz at yarışı oynamaya başladık sonra. Yani sonra dolayısıyla yani, bir kabiliyetli bir insan alırsınız bozabilir sizi bir anda. Yani dolayısıyla bize kabiliyetli, çalışkan, ahlaklı falan. Yani bunların hepsini bir koymak lazım. Şimdi sormuşlar Amerika'da teenager'la gelecekte ne yapacaksınız diye. Erkekler demiş ki ben profesyonel atlet olacağım diyor. YouTuber olacağım diyor. Öyle de azımsamayın ha, ne para kazanıyorlar biliyor musunuz? Aklınız hayaliniz duruyor yani. İşte müzisyen olacaksınız. Mesela müzisyen diyorsunuz, bir Weeknd diye bir adam var. Weeknd en çok Spotify'da
işte indir 17 milyar kere indirilmiş arkası. 17 milyar kere indirildiği zaman takriben 3 milyon dolar para kazanıyorsun. İşte azım zaman ya. Bizde galiba Ezel var. Ezel de fena değil. Yani Ezel'de takriben işte 500-600 bin dolar para kazanıyor. Onda 120 milyon kere falan indirilmiş şarkısı Spotify'da. Yani takip ederek geldiğim için bu verileri o yüzden söylüyorum. Sakın ha küçümsemeyin. Biz mesela bir tane müzisyen arkadaşım vardı. Söylemeyeceğim ismini. Annesi geldi dedi ya keşke mühendis olsaydı. Ne hanımefendi dedi. Ya adam bu arada hani kaşaneler almış anasına babasına falan filan. Ne bileyim ya daha ciddi bir meslek gibi görüyorum falan da yani. Neyse. Konu bu. Tabii şey var. Yani logo yazılımın geleceği parlak. Neden parlak? Çünkü yeni nesil geliyor yani. Y jenerasyonu. Mesela bize sormuşlar. Hangi teknolojiden mahrum kalmak sizi mutsuz eder? Otomatik olarak otomobil cevabı veren bir nesiliz. Öbürü ne yapayım otomobili kardeşim hani bana bu lazım diyor. Akıllı telefon lazım deyince konu bu. Tamam mı? Şimdi gençlere sürekli akıl vermeye çalışan tuhaf bir şey. Bizim akıl almamız lazım gençlerden. Çünkü bizim kafa biraz zehirlenmiş. Bak ben 1974 petrol şokunu gördüm. 80 petrol şokunu gördüm. Daha sayamam siz yaşadığımız krizleri bilmem falan. Bizim kafa zehirlendi artık. Biz her şeye böyle risk averted bakıyoruz. O yüzden gençler bir şey konuşturmadan cart çut diye sözünü kestiğimizde ne oluyor? Cart! Göç oranına bakın Türklerin. Ondan özellikle son 5 yılda yurt dışına giden kendi çocuğum dahil bir tanesi. Ondan sonra fırladı gitti ya baba boşver Allah aşkına. Dinlemiyorsunuz bizi diyor adam. Yani adamlarda parlak fikirler var dışarıda. Milyar dolarlık adam olma ve en azından mutlu olma şansı var. Bak ne olursan ol en zor zanaat mutlu olmak. Yani o yüzden yani mutlu olmaya gidiyorlar. Biz de bunu unutuyoruz ve Cumhuriyetimizin en parlak fikrinin ne olduğunu da unuttuk. Şimdi bu resimdeki en önemli trik ne? Yani logo yazılımın ondan sonra uçtan uca veri iletimi tamam okey. Ondan sonra orada en önemli detay kim? Kadınlar. Yani bize sorarlarsa ya Türkiye Cumhuriyeti nedir diye. Çok basitçe söylüyorum. Kadın ve erkeğin eşit haklarla medeniyete doğru yürüdüğü büyük bir projedir. Bu kadar basit. Öyle muasır medeniyetin üzerine çıkmak diye bir şey yok. Onun zaten fizik değil, teorik olarak imkansız. Medeniyete doğru yürüyeceksiniz ve kadınlar olmadan biz bu işi başaramayız. Çok net diyorum ben size bunu ve ne kadar üzülüyorum. Yazılım bölümlerim var üniversitede tam 19 tane ya. Kadın nüfusu çok az ya. Mesela anlamıyor değil mi? İyi göstermiyor mu kadınlar yoksa bu erkek egemen dünyada bıkmışlar mı bizden? Onu da bilmiyorum ama. Cumhuriyet'in ilk 15 yılında ondan sonra şöyle diyeyim size. İstihdama katkısı kadınların %46.4. Orana bakın ya. Tabii şey var savaşlardan ölen erkekler falan filan. Ama bugün 30.9 yani bir yerde bir hata var. Değil mi? Adam doktora gitmiş. Böyle yapıyorum acıyor, böyle yapıyorum acıyor, böyle yapıyorum. Adamın baş parmağı kırpmış meğerse. Ama yani çok basit bir yerde yatıyor. O yüzden kadın erkek eşitliği üzerine mesela tevatürle söylenen şeyler var. Efendim işte şu kadını görmüyor musun? Muhteşem kadını. Şu sokakta geçen adamla aynı şey olur mu? Kardeşim uydurma ya. Yemezler bir kere. Yani sen kadın erkek eşit değil demeye getiriyorsun aslında. Bizim burada eşitlikten bahsettiğimiz ne güzellik, ne güç, ne kudret. Adalet karşısında iş dünyasında her yerde eşit olmaktan bahsediyoruz. Niye bunu söyleyemiyorsun? Nedir yani seni kanırtan düşünce ne içindesin? Kadın ve erkek eşit yaratılmış bu kadar basit. Yani güç, kuvvet, güzellikten bahseden yok burada ya. Medeni kanundan bahsediyoruz burada. Büyük Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Şimdi biz neredeyiz? Heh. Biz bilimin biraz tersine gittik eğlenceli olsun diye. Aha. Ve Nebati Bakanım'ın dediği gibi epistemolojik bir kopuş yaşadık. Ondan sonra kelime doğru aslında. Yani şöyle diyeyim size Sayın Bakan şunu demek istedi. Neoliberal iktisat ismi içinde bulunan liberalizmle bağlamsal kopuş içindedir dedi. Çünkü liberalizmi demin size tarif ettiğim neydi? Özgür iradeye dayanan değil mi? İnsanların kendi kişisel kararlarıyla iktisadi aktiviteye katılıp kendilerini mutlu eden işleri yapıp yüksek katma değere ulaşmak. Böyle bir şey kalmadı dedi bakan. Yani kendisi de söylüyor. Neoliberalizm diyor zengini daha zengin fakiri de daha fakir yaptı. %100 katılıyor. Katılmadığım tek yer şimdi o yüzden biz bir reçete yazdık dedi. Onun hazırı hikaye başladı zaten. Yani faiz işte enflasyon yaradı falan. Şimdi öyle bir şey yok. Mühendis var mı aranızda? Bilmiyorum. Mühendis kökenli matematik. Bravo üstadım. Sizin de hayatınız bize göre daha güzel. Çünkü denklemin her iki tarafı mükemmel simetriyle çalışıyor. Çünkü direnç hesabı falan filan yapıyoruz. Biz de öyle değil. Ekonomide eşitliğe gerek bile yok abi. İlişki anlatıyoruz sadece. Buradan hareketle
faiz, enflasyon ve risklerin bağımlı değişkeni. Bağımlı değişken olduğu için enflasyon ve riskler kendi bağımsız hareketlerinde iner çıkarlarken faizde etkiliyorlar. Ama eşitlik var diye aynı haltı soldan denemeye kalkarsa olmuyor. Bilmiyorum kaç kere anlattık yani hani ondan sonra. O yüzden çok treni kaçırdık ve ilginç bir şey oldu. Öyle bir yere geldik ki anlatılmaz yaşanır. Amerikalı bir arkadaşım beni aradı, dedi ki Şükran günü kestiğimiz hindinin dedi fiyatı dedi 20 yılda %100 arttı dedi. Dedim abi biz 20 günde yaparız, sıkıntı yapma dedim ya. Nasıl ya falan, bunu gösterdim. Abi siz nasıl yaşıyorsunuz dedim. Biz dedim sanat, yaşama sanatı dedim Türklerden sonra. Ama tuhaf bir durum var yani, bu konu şey değil yani, marketlere telefon açıp hani 5 liradan patatesi satacaksınız da başa çıkılmaz yani. Verinin gücüne o yüzden inanıyorum. Yani doğru veriyle hareket ettiğin zaman aslında arızanın nerede olduğunu buluyorsun. Arızanın nerede olduğunu bulmak istemiyorsan uğraşmıyorsun. Ne diyor matematikçi Paul Dirac? Diyor ki anlamlı matematik denklemden diyor hoşlanmadığın şeyi çıkarmak değildir diyor. Gözde görülmeyecek, hesabı etkilemeyecek küçük faktörü çıkarmaktır diyor. Hoşlanmadığın şeyi denklemden çıkarmak diyor. Şimdi soru. Hocam boş ver bunları. Dolar ne olacak? Ha, şimdi anlamak nasıl? Heyecan, filmin heyecanlı yeri burası. Merkez Bankası'nda para var mı? İlk önce birinci soruyla başlayalım. Cevap veriyorum. Merkez Bankası'nda para var. Para bizim değil. Tamam, birinci onu anladık. Tamam. Dolayısıyla biz başkasının parası. Peki Merkez Bankası arkadan, arka kapıdan para satıyor mu? Evet satıyor. Hiç değişmedi. Eskiden enflasyon yükselmesin diye satılıyordu. Şimdi millet KKM'ye gitmesin diye döviz satılıyor. Ama fark etmedi. Döviz satılmaya devam ediyor. Para kiminmiş? Bizim de değil. Bak sıkıntılı durum bu. Yani bu kadar akıllı insan var yani. Değil mi? Serbest mali müşavirler odasındayız yani. Hani Allah'ın konuyu biliyorsun. Sonra bana diyorlar ki hocam dolar ne olur? Cevap veriyorum, Allah'ın dediği olur artık. Tamam, bu kadar basit yani şimdi. Ya bana diyor ki hocam diyor işte dolar bilmem kaç lira olacak, şaşırdım. Ya niye şaşırıyorsun kardeşim? Seç 1 Haziran günü 19 liraydı dolar, 29 lira oldu, %50 artmış yani. Ya 5 ayda %50 arttığını görüyorsun, gözünle görüyorsun gerçeği orada. Bundan sonra da aynı şeyin yaşanmayacağına dair garantiyi veren kim sana ya? Kim sana bu garantiyi veriyor? Hele seçim gelecek, seçimin arkasında. O yüzden lütfen tüm hesabınızı bu güzelliğe göre ayarlayın. Her an her şey, ne diyor Almanlar? Alles möglich, en sevdiğim cümleleri. Çünkü Cumhuriyet tarihi de böyle. Biz Yalın Alpay'la bir kitap yazdık, Olaylarla Türkiye Ekonomisi. Abi bizim devalüasyon hikayemiz 4 Ağustos 1958'de başlıyor ve hiç bitmiyor. O gün 1 dolar 2.9 lira resmi olarak 9 liraya devalüe ediliyor. Fakat dolar olmadığı için kara borsada 20 lira oluyor. Ya bizim devalüasyon tarihimiz meşhurdur. Türkiye'de dövizin yükselme ihtimali düşme ihtimalinden her zaman fazladır. Siz bütün hesabınızı buna göre yapacaksınız. Ama yani rica ediyorum, paranızın tamamıyla da hiçbir yatırım aracına falan girmeyin. Hareket edemezsiniz. Fiyatı yükselince satacak kadar malınız, fiyatı düşünce alacak kadar paranız hep bir kenarda olacak. Yatırımın felsefesi bu zaten. Yani tamamen girmekte bir hata var. Sen ne halt edersen et, ey logo yazılım, vatandaş bunu yapıyor. O yüzden piyasayı dinlemek zorundasınız. Dinlediğinizi bildiğim için söylüyorum. Bir sürü abuk sabuk soruyla geliyorlar. Siz diyorsunuz yok kardeşim böyle değil falan diye. Bu aslında benim Zorlu Center macerama da benziyor. Zorlu Center'da bir ondan sonra doktor arkadaşımın yerine gidiyorum. Abi yollar böyle, tamam, ve bu User Experience'de vatandaşın yürüdüğü yerde küçük taşlar var. Bütün yollar taş döşeli. Dedim niye taş döşemedik abi? Herkes oradan yürüdüğü için taşları dışarı taşırıyordu. Yani peki niye dedim insanları dolan başlı yoldan götürdü? Ne bileyim, iç mimar öyle istedi. Ya dolayısıyla vatandaşın bir kere kulak vermeniz lazım. Yani vatandaş çünkü önünde sonunda kendini kolayına geleni bulur. Tamam, bu bir. İkincisi işlevsiz olma de. Yani farklı olacağım diye kendini sakın işlevsiz kılma. Lütfen standartlarına sahip çık. Tamam. Yani ben işte farklı bir öyle yapma. Ya. Farklı bir şey olacağım diye batan çok şirket gördük. Tamam mı? Ondan sonra planlamayı bir kere düzgün yapmaları lazım. Yani planlama çok hani hatalı bir şey Türkiye'de. Yani bu yüzden hani logo yazalım. Bu yüzden burada. Yani anlatabiliyor muyum? Planlamayı düzgün yapabilmen için yani. Sonuçta geliyor. Hocam süper bir projem var. Dinliyor oğlum, bu fikir diyorum. Ama hemen bozuluyorlar. Oğlum bak zaten bu derim proje olsaydı bir bütçesi olurdu, bir de zaman planlaması olurdu. Bu kadar basit yani. Zaman planlaması konusunda şey olmak lazım. Biz iki farklı 10 yıl yaşadık. Birinci 10 yıl 2003-2013 aslında birçok şeyi başarabileceğimizi ortaya koydu. Koydu yani. Yani aslında
farklılıklarımıza rağmen iyi anlaşırsak, neler yapabileceğimizi ortaya koydu. Türkiye'nin kuruluş felsefesine sahip çıkıp, inançlarımıza sahip çıkıp, her şeyimize sahip çıkıp, birbirimize sarılıp, birbirimizi ondan sonra tolerans gösterdiğimiz zaman Time'a iki defa kapak oldu. Ya Türkler nasıl yaşıyor ya? Ben de şaşırdım. Nasıl yaşıyormuşuz diye. Ben de okudum oraları ondan sonra. Ya ne kadar güzel, bir tarafta dedi ezan sesi, öbür tarafta insanlar oturuyor gayet güzel, keyfine bakıyor. Ondan sonra mütedeyyin insan burada. Ondan sonra başka türlü değişen laik ötesi burada. Vatanlık. İyiydik ya. Bir anda bozuldu. Yani 2013-2023 şeyine girdik. Bam diye. Herkes paranoyak oldu. Herkes arkasından önünden şüphelenmeye başladı falan. O zaman ne oldu? Demin işte Aldous Huxley'nin kitabının dediği yere doğru işte. Otokrasi teknolojiden hoşlanmaya başladı. Anlatabiliyor. Öyle oldu. Bütün dünyada öyle. Çin'de de böyle oldu. Amerika'da da böyle oldu. Trump delirdi. Herkesin maillerini kontrol etmeye başladı. Tuhaf bir süreç geçti. Türkiye tek başına geçirmedi bunu. İnşallah sakinleşiriz. Yani sakinleşirsek eğer tekrar katma değer düzelecek. Tekrar başkanımın özlediği ahlak, dürüstlük, etik değerler gelecek. Ama şimdi herkes her türlü yaptığı kötülükte bir şey buluyor, bir sebep buluyor. Ya işte öyle oldu ama o da bana öyle yaptı falan filan diye. Şimdi dolayısıyla yaptığımız iş düzgün olacak bir kere. Onlar mesela katlanan tüfek, dünyanın en abes şeyi, 17 kişi kendine vuracak. Tedavülden kaldırmışlar abuk sabuk bir şey olduğu için. Ona çocuğu parka götürdüm. Ne yaptı? Anlatamazsın şimdi. Filin ağzından girdi bilmem ne falan. Yani dolayısıyla söyleme, yani arkadaşlara söyleyeyim, tuhaf işler yapmasınlar yani, tamam, düzgün insanların anlayabileceği şeyler yapın. Çünkü siz aslında tüm serbest ondan sonra mali müşavirler, benim meslektaşlarım özellikle onlar, biz aslında çözüm satıyoruz. Derde deva insanlarız biz. Biz mal falan satmıyoruz. Logo da mal satmıyor. Logo da çözüm satıyor yani. Dolayısıyla çözüm satıyoruz gibi geldiğinizde rekabet yok. Hani çok hoş bir şey bu. Ondan sonra, o yüzden bunu bir kör. Zaten neler yaşamışız, neler bu. Yani saymakla bitmez. O yüzden geri dönüp bakmayın. Ya buran yapılmış vesaire falan. Önemli olan şey neyi düzgün yapmışız da ne düzelmiş. Ona bakmak lazım. O düzgün yapılanlara gitmek lazım. Bakın çok güzel bir şey var. Never change the winning tactic. Kazanan taktiği değiştirme der bütün hocalar ya. Kazanan bir taktik varsa değiştirme. Niye kaşınıyorsun? Mesela karaciğeriniz düzgün çalışıyor. Hiç parmağınızı sokarak mükemmel yapmaya çalışıyor musunuz? Öyle bir şey yok değil mi? Hep ağrıyan yeri tutmuyor musunuz ya? Tamam. Ağrıyan yerleri bak buluyor. Teknoloji buluyor. Siz merak etmeyin. Yani teknoloji haricindeki ağrıyan yerleri iradenizle atlatacaksınız. Değil mi? Yani öyle yapmak lazım. Şimdi bunun reçetesi şu. Beşeri sermayenin kalitesi artmadıkça fiziki sermaye ne kadar artarsa artsın verim düşer. Logo yazılımın eğer yani şöyle diyeyim, en müthiş performansla olduğu yerde niyetin bozuksa abicim kötü kullanırsın. Dolayısıyla biz bu arkadaşların bu işi düzgün kullanmalarına gayret etmemiz lazım çünkü. Yani ben bu mikrofonu kullanmak istemezsem bir türlü sesimi duyamazsınız bilmem ne falan. Bu sizlere verilmiş görev. İkincisi devlete verilmiş görev. Düz okursam bir anlamı yok. Düz okuyacağım. Anlamı olmadığını anlayacaksınız. Devlet mal ve hizmet üretiminin maliyetini düşürmek için altyapı yatırımı yapıyor. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Okuyorum, hazır mısınız? Devlet mal ve hizmet üretiminin maliyetini düşürmek için altyapı yatırımı yapıyor. Hah, bak ne demek? Başka da bir halt yapmaz diyor. Aman ha diyor. Başka bir halt yaparsa işte en uzun, en geniş, en derin bilmem ne falan filan ne oluyor? Bize yaramıyor. Size yarayan %99.99 kesintisiz internet ortada yok. Stockholm şehri 182 kilometre kare, 2 milyon kilometre uzunluğunda fiber optik kablosu var. Türkiye Cumhuriyeti 800 bin kilometre kare, neredeyse 1 milyon. Stockholm'un yarısı kadar. E olmaz ki şimdi. Yani düşün. Olmaz. Şimdi Stockholm'un yarısı kadar kabloyla Stockholm'un bilmem kaçta kaçı onun büyüklüğünde bir ülkeyi idare etmeye kalkamayız. Bakır atlar gelecek de oradan neydi apartmana yaklaşırken fibere falan. Nasıl o zaman siz hani redundant çalışacaksınız? İmkansız bu. Dolayısıyla çıldırmamak iştendi. Zaten Yüce Atatürk de bunu söylüyor. 1923'te daha Cumhuriyet kurulmadan İzmir İktisat Kongresi'nde diyor ki bakınız beyefendiler şahsi menfaatler doğrudur diyor. Ona umumi menfaat önüne dikilir ama hani rekabet için de önemli ama sistemin zaaflığını rekabet çözmez. Hayalperestliktir diyor. Çünkü rekabet böyle başlarsa da güçlü zayıfı ezer. Yerinde hiçbir şey çıkmaz. İşte Tosyev'in varlığının güzelliği burada, Koskem'in varlığının güzelliği burada vesaire. Yani sizlerin
Diyor ki çünkü devlet diyor düzenleyici otorite görevi vardır diyor. Bunu yaparken piyasa kurallarına saygılıdır. Çünkü ferdin yerine geçemeyeceğini bilir, ferdin işini yapamayacağını da bilir. Ama müsaade etmez bozgunculuğa diyor, giriyor. Ama devletin de diyor görevlerinden bazılarını kısmen ya da tamamen fertler yapmaya kalkarsa o da olmaz, anarşi olur, başıbozukluk olur, kaos olur. Bu kadar basit. Yani aslında o kadar net çizmiş ki, büyük ihtimalle bunu İbn Haldun'u okuyarak çizmiş, Voltaire'i okuyarak çizmiş, işte John Stuart Mill'in On Liberty kitabını okuyarak çözmüş. Ondan 100, 200, 300, 400 yıl evvel bulunmuş şeyleri sentezliyor. Yani böyle bakmak lazım meseleye. Ne? Hocam meraklısı olan varsa Bitcoin falan filan, hani ne olacak bu işler diye. Ya şimdi dünyanın en uzun rezerv parası Bizans altını, bugün yok ortada. Üstad tabi mecburen, değil mi? Siz ulusal para ve uluslararası para cinsinden muhasebe yapıyorsunuz. Sizler de öyle. Yalnız bir gün abi hazırlıklı olun. Ben sizin yerinizde olsam felsefi hazırlığa girişirim. Yani kripto değerler üzerinden muhasebeleştirme işlerini, özellikle yardımcı olması için bu şekilde akla yatkın olan arkadaşlar fikirler geliştirsinler. Ve logo yazılımla sizlerin arasında bir muhabbet olsun ki, ya böyle bir şey düşünüyorum. Büyük ihtimalle siz başlamışsınızdır yani böyle bir şeye, prototip amaçlı, ama bunlar olacak. Bak yani 800 yıl Bizans altını, 60 yıl olmuş doların hakimiyeti. Yani Mars'a giderken kimse cebinden dolar çıkarmayacak abi. Ama muhasebe her zaman var olacak. Tamam. Yani onu hiçbir zaman unutmayalım. Şimdi son. Ne yapacağız? Bir kere işler yavaşlayacak 2024'te, hazır olun. Ama bu iyi bir şey. Niye? Koşan atı tımar edemezsin çünkü. Çok hızlı koştuk. Hafif işler biraz yavaşlayınca, rahatlayınca, sizinki biraz zordu ama şirketlere hemen moral verin. Deyin ki abicim bak yanlış yaptığın şeyleri gör. İç ve dış paydaşlarla konuş. Kendini iyi bir tanı. Tedarini düzgün yerden yapıyor musun? Herkese söylüyorum. Dilimde tüy bitti. Ne tedarini ne de satışında %50'den fazla hiçbir müşteriye bel bağlama yani. Tedarinin %50'si hatta 35'i bana sorarsan ha. Çok fazla bel bağlama. Adam gider iyi günler. İşte tezgahın üstüne mal koyamazsın. Satış yaptığın kişiler %50'den fazla sende hakimiyet kurmuşsa o da çok tehlikeli. Bunlara bir bak. Bunlara neye bakacaksın? Çünkü direncini arttırman lazım. Suya düşmeden evvel yüzmeyi öğrenmiş olman gerekiyor. Niye? Çünkü işe dönüşü planlayacaksın. Tekrar hızlı giderken bu kadar sayıda insan, bu kötü teknolojik altyapı, Firavun mezarı gibi odalar, lüks arabalar bunlarla değil. Bak başkanım ahlakın altını çiziyor. Tavsiyem şu, bir kere şirkete ait olmayan hiçbir şeyi şirkete fatura etmesinler. Tamam mı? Şirket senin. Aa yok ya. Benim de şirket senin falan değil. Alakası yok. Patronların hep yüzüne söylüyorum. Nerede senin ya? Sen 4 tane üretim faktöründen bir tanesisin zaten. Niye eşinin arabasını çakıyorsun? Genel müdürün ondan sonra karısı şirketten araba kullanıyor mu? Kullanmıyor. Ben beni yok kullanamaz kardeşim. Yanlış. Doğru işler değil bunlar. Yediğin yemeği, yaptığın seyahati, tüm ihtiraslarını şirkete fatura edersen rahmetli de sollarda olursun sonunda. Tamam. Benim hakkım yok mu? Senin hakkın var. Kar işte. Kar ettiremiyorum. İyi günler. Tamam mı? O zaman bir yanlış yapıyorsun. Sen iş adamı değilsin ya da iş kadını değilsin. Etik işler işte bunlar. O yüzden ne diyor başkan? Ahlaksız bir iş varsa zaten ondan bir hayır çıkmaz diyor. Aynı fikirdeyim. Bilmem Göçek'teki yatına şirketinden yakıt koyarken hiç içi titremiyor ama asgari ücrete 2 kişi var zaten şirkette. Bilmem %30 yani yapmayın artık bunları, tamam mı? Kayda alınıyor diye söylüyorum. Bunlar komik işler ya. Ondan sonra işinden başka hiçbir şey konuşmayan, suratı asık, tamam mı? Ama itibardan ödün vermeyen, değil mi? Tasarruf etmeyen onlar kocaman İnsanlar ordusu olmaz. Dolayısıyla onları bir hizaya getirmek sizin göreviniz. Yani bunu yapacak. Ufak ufak subliminal vere vere bunları. Ve yeni normal. Yeni normal nedir? Yine başkanımın dediğine giriyoruz. Yeni normal de şu. Bir kere büyüksen piyasaya şekli vereceksin. Küçüksen piyasaya göre şekil alacaksın. Küçüksen dinamizmden başka çaren yok. Büyüksen ahlaklı olacaksın. Çünkü ahlaklı bir şekilde tasarlarsan piyasayı, yoğurursan sana ahlaklı bir şekilde geri gelir bütün çıktı. Ahlaksız bir şey koyarsan ahlaksız bir şey gelecek. Ve bu oldu. Her zaman olmuştur. Gözlerimle gördüğüm birçok hadise var bununla alakalı. Ve değişim. Değişmek lazım. Sürekli değişmek lazım. Ve değişime de açık olmak lazım. Şimdi millete deyin ki bir kere başarılı deneyime sahip yaratıcı personeli dinleyin. Sizinle beraber krizleri atlatmış insanlardan kolay kolay vazgeçmeyin.
Eyüp-i Müslim Horasani duvara bir şiir yazmış, biliyor musunuz? Öyle liderler gördüm ki dostlar bizdendir deyip uzak tuttular. Düşmanlar dost olsun diye didindiler durdular. Düşmanlar dost olmadı ama sonunda dostlar düşman oldu. İkisi birleşince yenilmek mukadder oldu diye. Dolayısıyla yani rakibinize bir kere sadık elemanlarınızı sakın ha kaptırmayın ha. 1000 liraya gidiyorsa yolla gitsin, zaten sadık değil. Heh, tamam mı? Çok da şey etmemek lazım diyor Türkler. Ha. Ama eski elemanları yani onları tutmak lazım. Rakipleri takip etmek lazım. Eyüp-i Müslim Horasani. Sağ ol. Abbasiler zamanında İranlı bir vali. Ona başarılı her kişinin başına gelen onda gelmiş sonunda. Mapushane duvarına yazdığı şeyleri bilmiyorum. Şimdi koşan mal tezgahta olsun diyeyim bir kere, uydurmayın. Yani koşan mal tezgahta yoksa çok iyi sattın demiyorlar adama. Ve tüketiciyi motive eden iletişimi asla fark etmesinler. Kısmetlerini burada aramasınlar. yani bu tuhaf bir şey bu. Yani kendi kendine yetmeden zengin olmaya meraklı Türk insanı. Tamam mı? Ama Ahmet Eflaki, üstadım yine duysun diye söylüyorum, Arifleri Menkıbeleri adlı kitapta bir şey söylüyor. Diyor ki müjdeler olsun, muştular olsun diyor. Vardır toyumuz düğünümüz ama toyumuzu düğünümüzü boyumuza göre verdi Tanrımız demiş. Ya. Havaya da girme diyor. Tam boyun neyse o. Şimdi daha da fazlasını yaparsan o zaman tuhaf bir şey oluyor. Anlatayım. Her 30 yaşındaki delikanlı gibi ben de Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin genel sekreteriyken eğlenceli bir şey. Gittim Rolex alacağım kendime. Ait hem de ne alacağım? Çelik Daytona. Sanki varmış gibi. Neyse. 6'ya 10 kala dükkanlar kapanıyor. Ben Rolex dükkanından içeri girdim. Böyle bir yaşlıca bir beyefendi karşıladı babacan. Buyurun dedi. Rolex almaya geldim. Haliyle dedi adam. yani burası da domates almayacaksın dedi. Evet dedi. Ben dedim Çelik Daytona kaç para? Dedi ki 6314 Swiss franc var mı? Yok dedi adam. Dedim o zaman niye fiyatını söyledin? Sen fiyatını sordun önce, o yüzden dedi. Böyle gayet ukalaca. Sen de niye Rolex almak istiyorsun? Dedi çok heves ettim. Sen de dedi Rolex tipi yok dedi bir kere hadi Allah dedi böyle. Abi çok offended oldum bir anda. Otur dedi bir kahve ısmarladı. Güzel bir espresso dedi ki bak arkadaş sen ne iş yapıyorsun böyle ve sen dedi buna heves etmişsin ama dedi bu senin ihtiyacın değil ihtirasın olmuş bir kere. İhtiyaçla ihtiras arasındaki dedi, kırmızı çizgiyi doğru bir yerden çekmende fayda var. Ben senin yerinde olsam bu parayı dedi gezip görmek, öğrenmek üzere harcarım. Çünkü göreceksin ki sen bu saati aldıktan 2 hafta sonra sıkılacaksın. Çünkü senin tipin değil. Sen başka, sen keşiflerin adamısın dedi. Okey, çıktık abi. Tabii dinlemedim adamı ya. Gittim aldım ben, tamam mı? Ve sıkıldım. 2 hafta olmasa bile 3 hafta sonra sıkıldım. Sonra anladım ki demek ki hepimiz harcadığımız her kuruş paraya hükmümüz geçerek yaşamalıyız. Başkalarının itip kalkması veya reklamına kapılıp ihtiyaçlarımızdan uzaklaşıp ihtiraslarımızı seslendirmemeliyiz. Sonunda kendimize yakışan neyse bu evrende onu yaparak yaşamalıyız. Ama bu arada Rolex saat takana, Ferrari kullanana hiçbir şey demiyorum. Helali hoş olsun, anlayan kullansın. Uymayan kullanmasın, bu kadar basit yani. Herkesin her şeyi yaşama hakkı var. Arkanda kalsın, aklında kalacağına. O ayrı mesele. Heh, onu da söylüyorum. Ama kısmetini burada arama. Kısmetini burada arama. Burada ne diyor biliyor musunuz? İşte bu nedir biliyor musunuz? Yıldız falan değil ha. Galaksiler. Biz o galaksilerin içindeki bir galaksinin içinde bir gezegen işte şeyini sistemin içindeki bilmem ne gezegen ya yani çok da şey etme kardeşim tamam 5 dakika sonra ne olacağını bilmiyorsun bak Erdoğan Hoca da öyle diyor zaten o yüzden bir bilmem ne oldum yok rektör oldum rütbe aldım bilmem bunların hiçbir önemi yok mesela önemli olan insan olmak yani insan olmak erkek ve kadın olmaktan daha zorlu bir müessese onu ondan sonra gün geçtikçe anlıyorum daha da olmadı ben haberiniz olsun yani ondan sonra biraz bazen yaş büyürken nasıl edepsizleşiyorum ondan sonra düzeleceğim inşallah ondan sonra ama şey şunu söyleyeyim bir kere bunu öğrendim bir kere çok güçlü olmadığı zaman çok akıllı olmak zorundasın aklı dijital zeka ile birleştirmeniz lazım yani canı gönülden gelmemin sebeplerinden bir tanesi biri başkanım birisi size geldim diye zaten koşa koşa geliyorum ama yani sizlerin varlığıyla oluyor teknoloji diyoruz vesaire diyoruz ve itibar her zaman en önemli kazanç yani itibardan daha büyük bir kazanç yok. İtibar ahlakla geliyor. Ahlaklı davranışlarla geliyor. Bir de lideri doğru seçmekle geliyor. Yani tamam yani mesela Yüce Atatürk'ü seviyorum ama Yüce Atatürk'ten sonra bugüne kadar gelip taş üstüne bir taş daha koymuşunu herkesi de seviyorum. Benim yaklaşımım bu. Yani o yüzden böyle bazen kendimi iki cephe arasında
kalan hani şey var, yaralıları toplayan bir adam gibi görüyorum kendimi mesela. Ama yani bizim aslında 2024'te yapacağımız şey, bütün fikir ayrılıklarına, ondan sonra yaklaşım farklarına rağmen bize birbirimize sarılmamız. Başka bir çaremiz yok. Ancak sevgi, şefkat ve aynı zamanda samimiyetle birbirimize sarıldıkça ben bunların üstesinden geleceğini düşünüyorum. Ama Ronald Reagan'ın dediğini unutmayın. Ne diyor? Always trust but check. Yani her zaman güven ama check et diye. Check edeceğimiz yerde bu tip logo yazılım gibi, TOSYOG'un bütün hamleleri gibi, KOSGEB'in bize yaptığı yardımlar gibi, eski başkanımızı burada, kıymetli başkanımın liderlik ettiği bu muazzam aile gibi doğruyu söyletmek herkese. Ahlaklı olmanın ön koşulu. Zorla değil bu iş. İmrendire imrendire doğruyu söylemek. Efendim hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun.